tartışacağımız konu şu değil. Kürtçe acaba Proto Hint Avrupa hocam, yani tüm Hint Avrupa dillerinin atası Kürtçe mi gibi bir şey tartışmayacağız. Geçenlerde o tarz bir paylaşım gördüm Twitter'da. Birisi bu makaleyi o şekilde çarpıtmış yani sonucunu. Sanki Kürtçe bütün Hint Avrupa dillerinin atasıymış gibi. Böyle bir şey mümkün değil. Kürtçe modern Hint Avrupa dillerinden biri. Yani zaten herhangi bir modern Hint Avrupa dilini ata olarak arıyor değiliz. Biz bütün modern Hint Avrupa dillerinin ortak atasına işaret ediyoruz Proto Hint Avrupaca derken. Benzer şekilde halk olarak da Kürtlerin bütün Hint Avrupalıların atası olması söz konusu değil. Bu basit açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum çünkü bu tür saçma paylaşımlar var. Hani onun önüne geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Hint Avrupa dillerinin ana yurduna dair farklı teoriler vardı. Uzun süredir de mevcut bu teoriler. Önce Anadolu hipotezi sanırım daha baskındı. Colin Renfrew'un özellikle savunduğu bir hipotezdi. O tarımla yayıldığını iddia ediyordu Hint Avrupa dillerinin. Daha doğrusu onu varsayıyordu. Anadolu'dan Avrupa'ya doğru tarımın yayılmasıyla birlikte Hint Avrupa dillerinin de yayıldığını düşünüyordu. Ama daha sonra Maria Gimbutas ve David Anthony'nin daha çok savunduğu bozkır hipotezi baskınlık kazandı. Bu hipotezde de Hint Avrupalıların ana yurdu Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki bozkırlar olarak kabul ediliyordu. Tarımla değil, göçebe hayvancılıkla ve savaşçılıkla yayıldığını ileri sürdüler Hint Avrupa dillerinin. 2015'ten itibaren yayınlanan genetik makalelerle bu hipotez baskınlık kazandı. Ve genel kabul gören görüşün bu olduğu söylenebilir uzun süredir. Yani Hint Avrupa dillerinin ana yurdunun bozkır olduğu görüşü daha çok kabul gören görüştü. Ama geçen sene Southern Ark makalesi yayınlandı. Yosip Lazaridis'in ve ekibinin yayınladığı bir makaleydi. Bu makalede Anadolu'dan, ha, bu arada şunu da anlatmam lazım. Bu genetik veriler neden hani bize Bozkır'ı ana yurt olarak düşündürdü? Şundan dolayı Hint Avrupa dili konuşan hemen her halkta bu bozkırlardan, özellikle Tunç Çağı'nda bu bozkırlarda yaşamış olan halktan farklı oranlarda da olsa genetik miras olduğunu gördük. Ve bu da tabii hepsinin ortak atasının onlar olduğunu düşündürdü. O dilin kaynağının o halk olduğunu düşündürdü. Yamnaya kültürü olarak bilinen kültür. Ama geçen sene yayınlanan makalede Anadolu'dan, Tunç Anadolu'sundan pek çok örnek elde edildi. Yani Hititlerin ve Luvilerin, yani Anadolu dili konuşan, ki Anadolu dilleri de Hint Avrupa dillerinin bir kolu. Anadolu dili konuşan halklardan örnekler elde edildi. Ve bu örneklerde Bozkır mirası çıkmadı. Şimdi şunu söylemek lazım. Ben Anadolu dili konuşan halklardan dedim ama aslında şu kesin değil tabii. Biz bilmiyoruz. Örnek aldığımız kişi gerçekten Anadolu dili mi konuşuyordu yoksa Anadolu'da mevcut olan başka halklardan birine mi mensuptu? Yani Hint Avrupa'da olmayan halklardan birine mi mensuptu? İşte Hattiler gibi. Onu bilmemiz pek mümkün değil ama yüzün üzerinde örnek elimize geçti Anadolu'dan ve gerçekten kayda değer bir bozkır mirası yok. O yüzden muhtemelen ki hatta şöyle düşünüyorum aslında bakarsanız. Yani bunlar Anadolu dili konuşan gruptan olmasalar bile belli bir oranda bozkır mirası görmeyi beklerdim ben yine de. Mesela Etrüskler Hint Avrupa dili konuşmuyor ama onlarda da bozkır mirası var. Neden? Çünkü orada bir karışım olmuş oraya göç eden Hint Avrupalılarla. Benzer şekilde Anadolu'da da bunu beklerdim. Yani Anadolu dili konuşmuyor olsalar bile o yüzün üzerinde örnek içerisinde kayda değer bir bozkır mirası görmeyi beklerdik. Ama göremedik. Bu da şunu düşündürdü. Bozkır mirası değil de acaba Kafkasya avcı toplayıcısı mirası Hint Avrupa dillerinin kaynağı olabilir mi? Neden böyle düşünüyordu? Çünkü bahsettiğim Bozkır'daki halk yani Yamnaya kültürü kabaca yarı yarıya Doğu Avrupa avcı toplayıcıları ve Kafkasya avcı toplayıcılarının karışımı gibi bir genetik profile sahipti. Başka daha küçük oranlarda başka toplumlardan da genetik miras taşıyorlar. Ama onlara girmeyeceğim. Çok önemli değil şimdi konumuz için. Bu Anadolu örneklerinde ise bozkır mirası yoktu ama Kafkasya avcı toplayıcısı genetik mirası vardı. Dolayısıyla şu düşünülüyordu, yani düşünüldü. Southern Ark makalesinin ileri sürülen hipotez şu oldu. Belki de Proto-Hint Avrupaca Kafkasya avcı toplayıcıları tarafından konuşuluyordu. Ve ilk ayrılan grup Anadolu grubu olduğu için herhangi bir bozkır mirası taşımıyor Anadolu dili konuşanlar ama daha sonra diğer grup kuzeye, Kafkasya'nın kuzeyine bozkırlara çıktı ve orada Hint Avrupa dillerinin kalan kısmını oluşturdu. Southern Ark makalesinde ileri sürülen tez buydu. Geçtiğimiz günlerde yani bir hafta oldu mu ondan da emin değilim belki bir hafta bile olmadı. Dil bilimsel bir makale yayınlandı. Hegarty ve arkadaşları tarafından ki üzerine 8 yıldır falan çalışılıyor bu makalenin. Epey detaylı bir makale.
Bu makalenin çok ilginç sonuçları var ve bir haftadır tartışılıyor epey. Önce kısaca şunu söyleyeyim. Makale bu şeyi savunuyor. Yani bu dil bilimsel makaleye göre de ana yurt yine bu Kafkasya'nın güneyi, yani bugün Kürdistan diyebileceğimiz Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölge. Proto-Hint-Avrupa'nın ana yurdu olarak görülüyor. Ama bu makalede asıl tartışmaya sebep olan şey bundan ziyade tarihlemelerdi. Önce makalenin nasıl bir yöntem izlediğini söyleyeyim. Filogenetik analiz yaptı bu makale. Yani filogenetik analiz sonuçlarını paylaştı. Bu normalde biyolojide daha çok kullanılan bir analiz türü. Farklı türlerin evrimsel süreçte sahip oldukları ortak mutasyonlara göre onları o ağaçta belli bir şekilde sınıflandırıyor. Aynı zamanda evrimlerin tarihine dair de belli bir fikir edinmemizi sağlıyor bu filogenetik analiz. Bunun dillere uyarlanmış bir versiyonu bu. Hegarty'nin makalesinde yayınlanan sonuçlar. Yani Hint-Avrupa dillerinden ki 161 Hint-Avrupa dilinden galiba veri tabanı oluşturmuşlar. Bunların 52'si de ölü dil bu arada. Yani artık konuşulmayan kadim Hint-Avrupa dillerinden de örnekler var. Vedik Sanskritçe, Genç Avestacı gibi. Hatta Baktriya dili falan da vardı içlerinde. Bunlardan oluşturulan bir veri tabanına dayanarak eş anlamlı sözcükler üzerinden bu sözcüklerin yaşadığı mutasyona göre, tıpkı o biyolojide kullanılan yöntem gibi, o sözcüklerin maruz kaldığı mı diyeyim, artık işte yaşadıkları değişimlere göre, evrime göre onlara belli bir tarih atıyor ve dil ailesi ağacında belli bir yer atfediyor bu model, bu yöntem. Twitter'da en son paylaştığım şey, belki bakabilirsiniz, bilmiyorum, bir yandan sohbetteyken bakmanız mümkün mü, yapabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Bakalım. Parlak olduğunu tahmin ediyorum. Eğer bakılabiliyorsa bakmanızı tavsiye ederim. Orada bunu aslında bu konuşma için hazırlamıştım, bu tabloyu, son paylaştığım tabloyu. Orada bir önceki dediğim 2021 yılında yayınlanan bir çalışma vardı. Kasyan ve ekibinin yayınladığı bir çalışma. O da benzeri bir analiz yapmıştı yine Hint-Avrupa dil ailesiyle alakalı. Ve yanında da Hegarty'nin sonuçlarını paylaştım. Eğer tabloyu görüyorsanız şimdi o tablo üzerinden birkaç şey anlatacağım. Biraz bekleyeyim açmanız için. Açtınız varsayıyorum. Bu tabloda şimdi önce en solda şeyden başlayayım. Hint-Avrupa dillerinin kendi içindeki gruplardan, şu clade yazan yerin altında, Anadolu dilleri, Tohar dilleri, Arnavutça, Greko-Ermenice, Hint-İrani dilleri, Balto-Slavik ve İtalo-Kelto-Cermenik. Şimdi bu alt grupları, yani Hint-Avrupa dillerinin altındaki bu grupları bu iki çalışmada kabul ediyor. Yani hem Kassian hem Hegarty'nin ekibi bu gruplar konusunda hemfikir. Ama şunu söylemek lazım, bu gruplar konusunda bütün dil bilimcileri hemfikir değil. Hemen hepsinin hemfikir olduğu, aslında sadece iki alt grup olduğunu söyleyebilirim. Hint-İraniler ve Balto-Slavlar. Onun dışındaki mesela Greko-Ermenice'den ve İtalo-Kelto-Cermenik'ten emin değil dil bilimciler. Yani bu tartışma konusu bu ikisi. Yani mesela Greko-Ermenice için şunu söyleyebilirim. Ermeni diliyle alakalı benim bildiğim en detaylı çalışmaları yapan kişi Hraç Martirosyan. Yani çok kaliteli çalışmaları var kendisinin ve bu Greko-Ermenice için şöyle düşünüyor. Bu daha çok komşuluktan kaynaklanan bir yakınlık diyor. Yani Grek diliyle Ermeni dili gerçekten bir proto ataya sahip değil. Yani kendilerine has özel bir ortak ataları yok. Ama uzun süre komşu oldukları için çok benzer gelişmelere, ortak gelişmelere sahip dilleri. Ondan dolayı bu Greko-Ermenice'yi mesela bir gerçek bir şey olarak kabul etmiyor Hraç Martirosyan. İtalo-Kelto-Cermenik için de çok tartışma olduğunu biliyorum. Yani bazıları mesela İtaliklerle Keltikleri birlikte grupluyor. Bazıları Keltilerle Cermenikleri birlikte grupluyor. O da tartışma konusu ama ilginç bir şekilde hem Cassian hem Hegarty bu alt grupları bu şekilde kabul etmişti. Asıl, bu arada şunu da söylemek lazım. Cassian bir de şey yapıyor. Balto-Slavlarla Hint-İranileri de aynı şeyde grupluyordu Cassian. Onu buraya o şekilde belirtmedim çünkü ikisinin hemfikir olduğu bir şey değil o. Hegarty ise Balto-Slavları İtalo-Kelto-Cermeniklerle birlikte grupluyor. Neyse, şimdi tarihlere gelelim. Asıl şaşırtıcı kısım tarihler. Hegarty'nin sonuçlarına göre tarihler çok daha eski. Yani Hint-Avrupa dillerinin genellikle varsayılandan çok daha önceden biri konuşuluyor olduğunu söylüyor Hegarty'nin çalışması. Bu kesin bir şey değil. Bunu tabii söylemekte fayda var. Ama
Ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez ona birazdan geleceğiz. Şimdi tarihler genel olarak kabaca bir 1500-2000 yıl kadar geriye gitmiş Hegarty'nin çalışmasında. Özellikle Hint-İranilerde çok daha ciddi bir geriye gidiş var. Yani mesela Kasrın 2400 civarında Hint-İranilerin ana gruptan ayrıldığını söylerken Hegarty 5400 diyor. Yani M.Ö. 5400, 3000 yıl geriye atmış Hint-İranilerin ayrılışına. Bu çok şaşırtıcı. Bunu ben ilk gördüğümde hani kabul edemedim. Hani bazılarının görüyorum aşırı tepkiler verdiğini. Ben de aslında ilk gördüğümde çok şaşırdım. Hani kabul edilemez göründü bana. Çünkü özellikle Avestaca ve Sanskritçe için genel kabul gören şöyle bir görüş var. Hani o kadar yakınlar ki neredeyse aynı dilin lehçeleri gibi. Böyle düşünülüyordu genellikle. Ama makale içinde bununla alakalı güzel açıklamalar yapmışlar. Ben biraz şüpheye düştüm açıkçası. O yüzden şimdi biraz makalede nasıl bu görüşlerini savunduklarına geçeceğim. Öncelikle bu tarihsel farklılıklar için şunu söylüyorlar. Önceki analizlerde bu filogenetik yönteme şöyle bir şey dayatmışlar. Belli başlı bazı ölü dilleri modern bazı dillerin atası olarak kabul etmesini zorunlu kılmışlar şeyin ne denir ona? Modelin. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bugün konuşulan italik diller için ki hemen hepsi Latin dili. Klasik Latinceyi ata olmak zorundaymış gibi belirlemişler. Halbuki Hegarty'nin çalışmasına göre bugün konuşulan italik dillerin hiçbiri klasik Latinceden türememiş. Hepsi yazılı bir örneği olmayan bir Latinceden türemiş. Yani halk Latincesinden. Benzeri bir şey örneğin İngilizce içinde geçerli. Yani eski İngilizce olarak bildiğimiz yani yazılı metinlerden bildiğimiz eski İngilizce bugünkü İngilizcenin doğrudan atası değil. Bugünkü İngilizcenin atası aslında halkın konuştuğu İngilizce. Hani bu özellikle eski toplumlarda çok ciddi bir farklılıktı. Hani yazılı dille halk arasında konuşulan dil cidden farklıydı. O yüzden bugün konuşulmakta olan pek çok dil aslında eskinin o elit dilinden değil de halk dilinden türedi. Bunu hesaba katmak gerektiğini söylüyor Hegarty'nin ekibi. Bunun istisnası olan birkaç dil vardı. Yunanca'nın birkaç mevcut lehçesi gerçekten Attika Helencesinden türemiş görünüyordu. Hangileri şu anda hatırlamıyorum. Ona bakmak lazım. Çok önemli olduğunu düşünmediğim için şu an için şey yapmayacağım. Devam edeceğim. Nezih, kusura bakma lafını keseceğim ama Yunanca ile Buyur. alakalı bir şey eklemek istiyorum. Buyur. Yunanca ile Yunanca sesim geliyor bu arada, değil mi? Sıkıntı yok. Yo yo ben duyuyorum. Yani şu an. Şey, Yunanca ile alakalı bir sene önce yapılmış Cambridge Üniversitesi tarafından yapılmış nefrojenetik bir araştırma var. Onların anladığına göre Ermenice direkt Yunanca ile alakalı bir dil değil. Bildiğimiz, anladığımız Yunanca ile direkt akrabalı olduğu düşünülen tek dilin Frigce olduğunu düşünüyorlar. Şu an var olan. Hani bildiğimiz diller içerisinde. Onun dışında başka bir dilin direkt Yunanca'nın böyle bir kardeş dili veya akraba dili olduğunu düşünmüyorlar. Yani Hint-Avrupalı olması dışında. Anladım. Yani Yunanca yani Grek dilleriyle Frig dillerinin ortak bir şey oluşturduğunu mu söylüyorlar? Alt Tabii. küme oluşturduğunu mu söylüyorlar? Grek dilleriyle alt küme oluşturabilecek tek grubun Frigler olduğunu düşünüyorlar. Öyle Anladım. söyleyeyim. Ermenilerin bir alt grup olduğunu düşünmüyorlar Yunanlarla birlikte. Evet, olabilir. Yani dediğim gibi ben de yani bu konuda özellikle Ermenice konusunda en çok güvendiğim kişi Hrach Martirosyan. O da Ermenice ile Helence'nin o türden bir bağı olmadığını söylüyor. Daha çok uzun süreli bir komşuluk ilişkisi olduğunu söylüyor. Yani proto Ermenilerle proto Yunanların uzun süre komşu olduklarını, benzer dilsel bölümlerinin bundan kaynaklandığını söylüyor. Yani ben dilbilimci değilim tabii ama çalışmalarından dolayı en çok güvendiğim isim o dediğim gibi. O yüzden ben de o görüşü Ben İster şey dedim. biliyorum. Ben şu sebepten bunu söylemek istedim. Çünkü aynı şekilde bu bahsettiğim araştırma bir sene önce yapılan. Bu da filogenetik bir araştırma aynı şekilde. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Frigce bu yeni çalışmaya dahil edilmemiş. Yani Hegarty'nin çalışmasında Frigce yok. Çünkü Frigce ile alakalı çok kısıtlı bir veri olduğunu söylüyorlar ellerinde. Aynen. Ama Benim dediğim araştırmada da hani sınırlı bilgi olduğunu söylüyorlar. Elindeki sınırlı bilgiye göre hani bunu söylüyorlar aynı şekilde ama anladım. biraz eminler gibi yani. Ben isterseniz makaleyi bırakayım bakarsınız. Evet, iyi olur, iyi olur. Tamam sen de kapatın. Tamamdır. Şimdi
Evet, şundan bahsediyordum. Hani bu makale neden kendilerinin güvenilir olduğuna dair bazı açıklamalar yapıyor kendi içinde. Bunlardan ilki dediğim gibi şuydu. Önceki çalışmalarda bazı antik diller ata olarak dayatılmıştı algoritmaya. Bu çalışmada ise böyle bir şey yapılmamış ama atalığa da ihtimal verilmiş. Yani eğer antik dillerden biri, modern dillerden birinin gerçekten atasıysa algoritma onu ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmış ama atalık dayatmıyor. Mesela yine önceki çalışmalardan farklı olan bir şey. Önceki çalışmalarda Vedik Sanskritçe modern Hint-Aryan dillerinin doğrudan atası olarak kabul ediliyordu. Yani algoritmaya o şekilde dayatılıyordu. Ama bu çalışmada öyle görünüyor ki modern Hintari dillerinin hiçbiri doğrudan Vedik Sanskritçe'nin torunu değil. Vedik Sanskritçe ile ilişkili olan başka antik Hintaryan dillerinden türemişler. Bu arada Sanskritçe dediğim zaman bazıları belki itiraz edecektir. Çünkü bu tabirin doğrusu Sanskrit. Yani Sanskrit dediğimizde zaten o dili ifade etmiş oluyoruz. Ama şöyle bir şey var. Türkçe'de genellikle böyle kullanmıyoruz. Mesela Latince diyoruz. Aslında Latin de öyle. Yani Latin dediğimde o dili ifade ediyor olmam lazım. Biz Latince diyoruz. O yüzden ben bu diller içinde bu şekilde kullanıyorum. Yani Sanskritçe diyorum. Mesela Norsça diyorum. Norse demiyorum. Hani aklınızda bulunsun. Yoksa biliyorum hani asıl kullanımının olması gerektiğini ama Latince için böyle diyoruz. Bir diğer sebep yani bu çalışmanın öncekilerden daha güvenilir olması için bir diğer sebep, öne sürülen bir diğer sebep şu. Veri tabanları önceki çalışmalara göre çok daha geniş. Yani 161 Hint-Avrupa dili kullanılıyor. 52'si ölü dil. Eskiden mesela özellikle Aryan dilleri için, yani Aryan derken bu arada sadece Hint-İranileri kastediyorum. Diğerleri Aryan değil. Aryan dilleri için eskiden sadece, yani eski çalışmalarda sadece Avestaca ve Sanskritçe veri kullanılıyordu. Ama bu çalışmada pek çok ölü Aryan dili kullanılmış. Yani Soğutça var, Baktriyaca var. Başka da vardı. Epey de şimdi hangi dil olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada evet, Avestaca ile ilgili o ilginç noktaya da değinmem lazım şimdi. Şöyle demiştim, genel kabul gören görüş uzun süre şuydu. Yani Sanskritçe ve Avestaca o kadar yakın ki birbirine. Neredeyse aynı dilin lehçesi. Bunların yaklaşık olarak ne zaman konuşulduğunu da söyleyeyim. Yani Rig Vedik Sanskritçe, yani erken Vedik Sanskritçe. Kabaca milattan önce 1500 ile 1000 arasında konuşulduğu düşünülüyor. Avestaca derken de iki tane farklı aslında Avestaca'dan bahsetmek lazım. Gotik Avesta yani eski Avestaca kabaca aynı dönemde yani yine 1500-1000 arası. Genç Avestaca ise daha çok milattan önce 1000 ve 500 arasında konuşulmuş. Şimdi genel kabul gören görüş şuydu. Sanskritçe ve Avestaca o kadar yakın ki bunlar neredeyse aynı dilin lehçeleri. Dolayısıyla Hintari dilleriyle İrani diller çok uzun bir süre önce birbirinden ayrılmış olamazlar. Yani Sanskritçe ve Avestaca'nın konuşulduğu dönemden kısa bir süre önce ayrılmış olmalılar diye düşünülüyordu. Bu çalışmada ise şu ortaya kondu ki, ortaya kondu demeyeyim yani çok iddialı konuşmanın anlamı yok aslında ama bu istatistik verilere göre diyeyim. Aralarındaki anlamsal örtüşme, daha doğrusu kökteşlik açısından yani kelimelerin kökteşliği açısından örtüşme %60 oranında. Bu hangi diller arasında onu da söyleyeyim. Rig Vedik Sanskritçe yani erken Sanskritçe ile genç Avestaca arasındaki örtüşme %60 oranında. Bu %60 oranı da bugünkü Latin dilleri içindeki en uzak dillerin birbiriyle örtüşme oranıyla aynı. Yani Latin dilleri bir grup hani öyle düşün işte Rumence, İtalyanca vesaire bunlar Latin dilleri. Bunlar içinde birbirine en uzak olanlar Avestaca ve Sanskritçe'nin birbiriyle örtüştüğü kadar örtüşüyor. Ve bunlar 2000 yıldır birbirinden ayrı. Yani bunların ayrışma süreci 2000 yıl sürmüş. Yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun yayılmasıyla hani bu Vulgar Latincesi dediğimiz hani halk Latincesi, avam Latincesi diyebileceğimiz dilden türediler bunlar. Yani 2000 yıllık bir ayrışma söz konusu. Avestaca ile Sanskritçe arasındaki fark da gerçekten buna tekabül eden bir farksa ilk konuşuldukları dönemden 2000 yıl önce kadar ayrışmaya başlamış olmaları mantıklı aslında. Yani ben bu açıklamayı gördüğüm zaman bir şüpheye düştüm açıkçası. Yani olabilir gibi göründü bana. Tabii ki şeyi bilemem. Hani ben istatistikçi falan olmadığım için bu işin arka planını bilmiyorum. O konunun uzmanlarının artık bu şeyi incelemesi lazım. Algoritmalara doğru mu işliyor vesaire ama sonuçta konunun uzmanlarının yaptığı bir çalışma. Bu gerçekten önceki çalışmalardan çok daha ciddi bir veri tabanına sahipler. Bu dediğim gibi tarihlemeyi geriye atıyor bayağı. Ve çalışma içerisinde şuna da bakmışlar. Yani Avestacı ve Sanskritçeyi acaba şeyden çıkarsak, yani bu algoritmadan çıkarsak tarihleme
genel kabul gören yerlere yaklaşıyor mu diye. Ama öyle bir şey de olmuyor. Yani modern İran İdil, hatta modern demeyeyim çünkü diğer ölü İran İdiller için de geçerli bu. İran İdiller ve Hintari İdiller arasındaki genel ayrım gerçekten de öyle bir tarihi işaret ediyor gibi görünüyor. Yani Avestacı ve Sanskrit şeyi baz almasak bile durum böyle görünüyor bu analize göre. Evet, daha sonra makale içerisinde doğruluklarından nasıl emin olabiliriz için şuna da değinmişler. Bilinen tarihteki yani dilin gelişimini takip edebildiğimiz elimizde gerçekten tarihi biri olan dillere baktığımızda algoritmanın verdiği sonuçlar gerçekten hani gerçekle örtüşüyor mu? Buna bakmışlar. Burada da şöyle bir şey var. Mesela eski analizlerde bazı diller için verilen tahminler gerçekten epey hatalı. Mesela Batı Norse dilleri için milattan sonra 1600 yılına kadar hiçbir ayrım olmadığını öne sürüyor önceki analizler. Yani analizin verdiği sonuç o. Hintari dilleri milattan sonra 100 yılına kadar aynı görünüyor. Ama bu analizde mesela gerçekten Norse dillerinin ayrımı Vikinglerin farklı yerleşim yerlerine yerleştikleri dönemle aynı döneme tekabül ediyor. Yani bildiğimiz dillere baktığımızda, yani tarihini bildiğimiz dillere baktığımızda bu analizin sonuçları aslında daha tutarlı görünüyor. Burada yani hakkını vermek lazım. Diğer bir önemli noktada verdikleri dallanmaların doğru olması. Yani tarihin dışında mesela Baltoslav'ı doğru gruplaması, Hint-İrani'yi doğru gruplaması. O da bize bu algoritmanın fena olmadığını, en azından bir ölçüde gerçeği yansıttığını gösteriyor. Bazı hatalar var bu arada. Yani mesela Noristani dillerini, ki bu Aryan dilleri içinde üçüncü bir grup. Yani Aryan dilleri aslında üç alt dala ayrılıyor. İraniler, Hintariler ve Noristaniler. Noristaniler normalde ayrı bir grup ama bu algoritma Noristanileri Hintarilerin içine yerleştirmiş. Burada bir sorun var. Bunun sebebini şununla açıklıyorlar. Algoritma morfolojiye bakmıyor. Sadece kökteş sözcüklere bakıyor ve morfolojik açıdan Noristani dilleri gerçekten Hintari dillerine çok daha yakın. Onun dışında Anakarabatı Cermenik dillerinde bir takım sorunlar görünüyor yine ve Güneybatı İrani dillerinde bir takım sorunlar görünüyor ama bunun dışında genel olarak dallanmalar büyük ölçüde doğru. Dallanmalarda şu da var. Mesela gruplamaların bazılarına yüksek olasılık değeri atfediyor. Örneğin Baltoslavik için, Hint-İrani için çok yüksek olasılıklar atfediyor ama daha şüpheli olan gruplamalar için daha düşük olasılık atfediyor. O da aslında tutarlı bir şey olduğuna ya da gerçekle örtüşen bir algoritma olduğuna dair güzel bir işaret. Algoritmayı pek çok farklı şekilde test ediyorlar. Sonuçlar aşağı yukarı aynı çıkıyor, doğru çıkıyor. Bu da güvenebilmemiz için bir işaret. Son olarak da yorum kısmı var makalede. O da şu, yani bu tarihlerle diğer verileri nasıl örtüştüreceğiz? Yani nasıl yorumlayabiliriz bu sonuçları? Şu sonuca varıyorlar. İtalo-Kelto-Cermenik ve Balto-Slavik diller gerçekten Bozkır'dan yayıldı. Yani bu konuda genel görüşle hemfikirler. Bu iki grubun Bozkır'dan yayılan Hint-Avrupa dilleri olduğunu söylüyorlar. Ama önceden bahsetmiştim. Yani Southern Arc makalesinde şu söylenmişti hatırlarsanız. Anadolu dilleri Hint-Avrupalılardan ilk kopan gruptu. Ve onların Bozkır'dan değil, Kafkasya avcı toplayıcılarından. Yani Zagros bölgesinin avcı toplayıcılarından yayıldıklarını öne sürmüşlerdi Southern Arc makalesinde. Bu makale ise Anadolu dillerine ek olarak Arnavutça, Grek dilleri ve Ermeni dillerinin de yine Bozkır'dan değil, Kafkasya avcı toplayıcıları veya Zagros'la ilişkili o daha arkaik olan atadan türediğini öne sürüyor. Bu ilginç. Çünkü bunu öne sürmenin sebebi şu tabii. Burada verdikleri tarihler çok eski. Yani örneğin Arnavutça için M.Ö. 5600 diyor. Yani gerçekten çok eski bir tarih bu. Ve Bozkır'la açıklamak bunu çok zor. M.Ö. 5600'de sanırım yani Sredni Stok falan bile yok. Hani bayağı eski bir tarih. Greko-Ermeni şey yine aynı şekilde 5600'de tarihlemişler. Ve bu tarihler Kafkasya avcı toplayıcısı genetik mirasının Balkanlara kadar uzandığı süreçte daha çok örtüşüyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde yorumluyorlar. Yani o Kafkasya avcı toplayıcısı veya Zagros'la ilişkili olan genetik miras Balkanlara kadar yayılmakla birlikte Arnavutçayı ve Greko-Ermeni dillerini bölgeye taşıdı. Sadece Anadolu dillerini değil yani. En tartışmalı olan noktalarından biri de Hint-İraniler için Bozkır'ı değil doğrudan İran üzerinden Orta Asya ve oradan Güney Asya'ya yayıldıklarını öne sürüyorlar Hint-İranilerin. Bu da çok tartışmalı çünkü Hint-İraniler için genel kabul gören kültürler
biliyorsunuz yani Bozkır kültürleri, Sintaş'ta daha öncesindeki Patyanobu, Sintaş'tan sonraki Andronova kültürü, bunları genellikle Hint yerinilerle ilişkilendiriyordu şimdiye kadar hemen herkes. Bütün Hint Avrupalılar üzerine çalışan hemen herkes onlarla ilişkilendiriyordu. Tabii istisnaları vardı. Mesela Victor Salyanit önceden de Baktriya Margen arkeolojik kompleksini Hint ilanilerle ilişkilendirmişti. Ama genel kabul gören görüş o değildi. Bu makalede ise Baktriya Margen arkeolojik kompleksi İranilerle İndus Vadisi Hintalilerle ilişkili olabilir deniyor. Ve Hint-İrani dillerinin yine bu Zagros bölgesinden Güney Asya'ya kadar gerçekleşmiş olan göçlerle ilişkili olduğu öne sürülüyor. Bu konuda çok kesin konuşmamışlar. Yani Bozkır olasılığını hala açık tutuyorlar. Yani önce Zagros bölgesinden Bozkırlara, daha sonra Bozkırlardan o bölgeye gidilmiş olmasına hala ihtimal veriyorlar. Ama diyorlar, eğer bu gerçekse bile şimdiye kadar anlatılan senaryoda epey bir değişiklik yapılmalı. Çünkü tarihler örtüşmüyor. Benim makaleyle alakalı görüşlerim neler? Onları söyleyeyim. Toharlara hiç değinilmemiş makalede. Yani Toharların nasıl Orta Asya'daki konumlarına ya da daha doğrusu tarım havzasına nasıl gitmiş olduklarına dair hiçbir açıklama yapılmamış. Toharlar yine en erken ayrılan gruplardan biri. Ve bu tarih yine Bozkır'la örtüşmüyor. Yani Kafkasya Avcı Toplayıcısı bileşeniyle açıklamaları gerekirdi diye düşünüyorum. Ama mesela ona dair hiçbir şey söylememişler. Bazı şeylere cevap vermişler. Mesela bu Hint-İranilerle Uralikler arasındaki ilişkiye bazı cevaplar vermişler. Biliyorsunuz Uralik dillerde, hatta Proto Uralik'te bile pek çok Hint-İrani alıntı var. Ve Proto Hint-İrani dilinden, daha sonra Proto İranice'den de alıntılar var. Bunun Bozkırlarda Hint-İranilerle Uralikler arasında bir temasla alakalı olduğu konusunda herkes hemfikir. Bu makale bunu reddetmemiş. Sadece şunu söylemiş. Hint-İraniler eğer gerçekten o bahsedilen eski tarihte İran'dan Orta Asya'ya ve Orta Asya'dan daha sonra daha kuzeye ilerledilerse yine Proto Uraliklerle temasa geçmiş olabilirler. Yani illa Bozkır'dan yayılmış olmalarına gerek yok diyor makale. Onunla ilgili bir açıklamaları var. Ama Toharlarla ilgili hiçbir açıklama yapmamışlar. Bu benim için hani şey gerçekten eksik bir nokta. Hint-İrani ana yurduna dair dil bilimsel verilere değinmemişler. Biliyorsunuz Hint-İranilerin kelime dağarcığı mesela tarım açısından çok zayıf. Ve atlı göçebeliğe ilişkin çok fazla kelime var ve bu da Bozkır'da olduğuna dair, yani Hint-İrani ana yurdunun Bozkır'da olduğuna dair güçlü verilerden kabul ediliyor genellikle. Buna dair de bir açıklama yapmamışlar. Genel olarak dil bilimden yola çıkarak tarihe dair kesin konuşmaya karşı çıktıklarını belirtmişler birkaç yerde. Ama bilmiyorum, yani Hint-İraniler için bu dil bilimsel verilerin ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu da bana biraz eksik geldi. İmkansız demiyorum ama bazı açıklamalar yapmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Onun dışında çok makul bulmadığım bir diğer şey, dillerin ayrılması için belli bir tarihte belli bir yere gitmiş olmalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Mesela Grek dilleri için şunu söylüyorlar. İşte Yunanca'nın konuşulduğunu bildiğimiz dönemde yeterince Bozkır mirası yok diyorlar. Halbuki olmak zorunda değil. Yani Yunanca'nın konuşulduğunu bildiğimiz dönemde Yunanca Yunanistan'da konuşuluyor olmak zorunda değil. Dolayısıyla henüz oraya erişmemiş bir Bozkır kültürü Yunanca konuşuyor olabilir. Neden böyle bir beklentileri olduğunu çok anlayamadım. O bana eksik göründü. Diğer bir sorun da yeterli Bozkır mirası nedir? Yani neye göre yeterli olup olmadığına karar veriyorlar mesela. Yüzde kaç olursa tamam diyecekler, yüzde kaç olursa yetersiz diyecekler. Mesela Ermeniler için de onu demişler. Yani Tunç Çağı'ndaki Ermenistan bölgesindeki Bozkır mirası çok düşük demişler ama yani şunu biliyoruz. Ermenice'yi oraya getiren, yani bugünkü Ermenilerin nasıl diyeyim, proto Ermeniler Yamna'ya değil yani sonuçta. Yamna'ya geliyor, Kafkasya'daki bazı halklarla karışıyor ve onlar muhtemelen proto Ermeni ve daha sonra onlar geliyor. Hani Ermenilerdeki proto Ermeni mirasını hesaplarken doğrudan Yamna'yı baz almamak lazım. Dolayısıyla eğer doğrudan Yamna'yı baz alırsanız tabii ki oran daha düşük çıkacaktır. Ve yani bu konuda arkeolojik de çok veri olduğunu düşünüyorum. Mesela Vishapakar, bilmiyorum biliyor musunuz bunu? Vishapakar denilen bir arkeolojik olgu var. Yılan taşları veya ejder taşları deniyor. Özellikle Ermenistan'ın Ayrarat bölgesinde çokça görülüyorlar bunlar. Bunlar işte Proto-Ermenilerle ilişkilendiriliyor. Etkioni denilen halkla. Daha çok Tiyaletti-Vanadzor kültürüyle yakından ilişkili. Ve bu kültürde
Yani kayda değer oranda Bozkır mirası var. Dolayısıyla bunu çok anlamlandıramadım açıkçası. Şu anda bana görünen kadarıyla, yani son olarak şunu söyleyebilirim. Bana en makul görünen senaryo hala bir önceki senaryo. Yani Southern Ark bana daha makul görünüyor. Joseph Lazaridis'in senaryosu. Yani sadece Anadolu dillerinin Zagros, doğrudan Zagros kökenli olduğu. Kalan Hint Avrupa dillerinin kuzeyden, yani Bozkır'dan yayıldığı fikri bana daha makul görünüyor. Bununla birlikte emin değilim tabii ki, kesin konuşmak zor. Verdikleri tarih doğruysa, yani bu tarihler doğruysa ki makalenin içindeki pek çok açıklama gerçekten makuldü. Dediğim gibi, yani arka plana dair bilgi sahibi olmak lazım. O istatistiğe dair, o algoritmaya dair ciddi bir bilgi sahibi olmak lazım. Kesin yorum yapabilmek için. Ama eğer bu tarihler doğruysa, Bozkır teorisi doğruysa bile pek çok şeyi yeniden değiştirmek gerekecek. Yani bu çok zor tabii. Bunu görüyorum ama ilk duyanlar çok sert tepkiler veriyor. Öyle şey olur mu falan gibi. Bu benim de ilk tepkim o oldu. İster istemez. Özellikle de hani insan böyle karmaşık bir bulmacayı çözdüğü zaman inanılmaz bir haz alıyor tabii ondan ve elinden o şeyin gitmesini istemiyor. Bu Hint Avrupa konusu da biraz öyleydi. Hani bir bulmacaydı ve uzun süredir onu çözdüğümüzü düşünüyoruz. Bundan aldığımız bir haz var belki. Artık biliyoruz diyoruz. Ya, oturdu kafamızda ve o bildiğimiz, alışkın olduğumuz fikrin bozulması rahatsız edici bir düşünce. Benim için de öyle. Ama sonuçta şöyle de bir gerçek var. Ne olursa olsun bütün bunlar hep makul olsa da varsayımlar üzerine akıl yürütmeler. O yüzden her zaman diğer ihtimalde gözünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Eğer makaleyle alakalı sorularınız varsa önce onları alabiliriz. Veya söylemek istedikleriniz de olabilir. İlla sormak zorunda değilsiniz. Evet, evet arkadaşlar, isteyen şimdi talep edebilir konuşma isteği. Eminim içinizden bazılarının söyleyecek bir şeyleri vardır. Bekleyelim biraz. Duymayan arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Şu an konuşma isteği alabilirsiniz. Bides Nivej, buyur konuşabilirsin. Merhaba Şavare. Ez Kürdi Balkhavi, yan teki Balkhavi. Bu bore Brian'ın ez Ali ez bir kurmancı başını zanım. O yüzden Türkçe devam edersek daha iyi olur. Bir de dinleyici kitlesinin çoğu muhtemelen zaten bilmiyordur kurmancı. Oh, bu bak şimdi. Şey soru, daha doğrusu benimki konuşma değil de soru soracaktım ya. Biraz geç katıldım Space'e, o yüzden ben daha çok sizin bu konuyla ilgili düşüncenizi merak ediyordum. Dinleyemedim. Kusura bakma, belki tekrar ettirmiş olacağım bazı şeyleri ama mesela Kürdistan Hint Avrupalıların ana yurdu olup olmadığı hakkında kısa ve öz bir soru sorayım. Acaba bu konuda düşünceniz nedir? Onun üzerinden dinlemek istedim sadece. Tekrar sokacağım, özür dilerim. Yani Kürdistan'ın Hint Avrupalıların ana yurdu olması bana muhtemel görünüyor. Kısa cevabım bu. Kesin bir cevap vermek mümkün değil. Yani şu an kimse kesin cevap veremez. Kesin cevap verdiğini iddia eden uyduruyordur, yani boş konuşuyordur. Ama bana muhtemel görünüyor, öyle diyeyim. Tabii bu demek değil, yani onu da tekrar söylüyorum. Yani Kürdistan Hint Avrupalıların ana yurduysa bu demek değil ki Kürtler bütün Hint Avrupalıların atası veya Kürtçe bütün Hint Avrupa dillerinin atası. Böyle bir anlama gelmiyor bu. Sadece o bölgenin Hint Avrupalıların ana yurdu olduğu anlamına geliyor. Kürtçe her halükarda o ilk Hint Avrupa dilinden türemiş olan yüzlerce torun dilden biri. Anladım. Teşekkür ederim. Doktor Mirdat İzadi vardı. Doğu Kürdistanlı. Belki bilirsiniz. Kaliforniya Üniversitesi'nde herhalde tarihçi miydi, neydi? Öyle bir şeydi yanlış değilsem. Uzun yıllardır Amerika'da akademisyenlik yapıyor. Onun bu konuyla ilgili makalelerini falan okudunuz mu? Bu konuyla ilgili kitapları var. Bir el kitabı Kürtler makaleleri var, denemeleri var. Daha doğrusu bazı böyle birden fazla yaptığı çalışma var. O da Kürtlerin aslında Hint Avrupalı olmadığını söylüyor ama Med döneminden itibaren bir kaynaşmadan sonra
artık nasıl olduysa, nasıl geliştiyse bilmiyorum. Bu süreçten sonra Kürt dilinin Aryen diliyle biraz böyle kaynaştığını, daha sonra tümden Aryen dil ailesine bağlandığını ve Kürtlerin de artık Aryenleştiğini söylüyor. Ama öncesi için o da net bir şey söyleyemiyor. Daha çok Kürtleri Gürcülerle veya Kafkas halklarıyla falan akraba olarak gösteriyor. Bu konuda eğer İzadi'yi okuduysanız İzadi'nin düşünceleriyle ilgili de bilginizi almak isterim ya. Düşüncelerinizi almak isterim İzadi'nin sınıflarıyla ilgili. Yani kısa cevap vermek gerekirse İzadi'nin söylediği şeylerin ezici çoğunluğu yanlış. Kürtler net Hint Avrupalı. Hani yani aksi düşünülemez. Saçma yani, bu çok beni üzen bir şey aslında. Yani neden böyle Kürtler kendilerine özel yeni bir kimlik yaratma çabası içinde, anlamıyorum. Hani yani İranî olduğunu reddeden çok fazla Kürt var mesela. Hani sanki böyle kendilerine has, tamamen izole, gökten inmiş ayrı bir halkmış gibi gösteriyorlar. Ve böyle bir şey yok yani. Kürtler İranî halklardan biri. Öyle özel bir İranî halk değil. Yani Farslar neyse, Lurlar neyse, işte Talışlar, Tatlar neyse, Kürtler de o. Yani birebir aynı değiller tabii. Hepsinin kendi içinde bir çeşitlilik, bir varyasyon var yani orada, ama sonuçta İranî halklar kümesinin bir parçası yani Kürtler. Öyle kendilerine özel bir millet değiller. Ve o başka ne diyeyim, Merdad İzadi'nin şeyle alakalı da çok fazla yanlış görüşü var. Bu ne diyordu ona? Ona özel bir tabir uydurmuş. Yazdanizm mi diyordu? Yazdanizm diyor galiba. İşte böyle Yezidilik, Yarsanilik ve Kürt Aleviliği için böyle sanki özel eski bir Kürt dini varmış da hepsi ondan türemiş gibi falan. Ya bunlar şey, çok çok spekülatif görüşler. Gerçekten bir kaynağa dayanmıyor. Böyle kendi teorileri yani. Böyle düşünüyorum. Merdad İzadi bence bilimsel konuşan biri değil yani. Daha çok böyle milliyetçi şeylerle konuşan ve Kürtlere özel bir tarih yaratmaya çalışan birisi. Yani bunları bir Kürt olarak söylüyorum yani. Hani bunu bilin. Yani doğru, İzadi Yazdanizm'den bahsediyor ama bir din olarak değil, daha çok bir kültür olarak Yazdanizm'den bahsediyor. Hatta bu Yazdanizm üzerinden Kürtlerin bugünkü Avrupalı toplulukların inançlarının böyle çıkış kaynağı olarak gösteriyor. Sadece din üzerinden değil, yani genel olarak kültür üzerinden. Zaten siz de biliyorsunuz, Gordon Shield'dir veya diğerleridir. Onlar da işte Neolitik devrimin Kürdistan'dan 2000 yıl sonra, yani Kürdistan'daki çıkışından 2000 yıl sonra Avrupalaştığından söz ediyor. Hatta Yaret Diamond mıydı neydi, şu tüfek, mikrop, çelik kitabın yazarı mıydı, kimdi? O da şey diyordu işte, biz Avrupalılar diyordu yanlış değilsem, Kürdistan işte bundan kaç bin yıl önce Kürdistan'dan gelmiş çiftçilerin torunlarından başkaları değiliz diye Evet, bazı cümleler falan tanıtmıştı. bunlar şey yani, gerçekten hani bilimsel şeyler değil bunlar, hani öyle duygusal sözler, gerçek tarih değil bu yani. O yüzden yani görüşüm bu, İzadi ile alakalı görüşüm bu. Baş hadi homen fikri müje ava romani müje ava yani hendimin hundiye o men hen kesin profesör bu ka akademisyen gühdar buyne Hasim efendi Şey yapabilir misin ya? Yönlendirebilir misin biraz şeyi? Gidişat. ben de yani doğrusunu söylemek gerekirse 7 yıl cezaevinde kaldım. Bir süre böyle araştırma şansım falan oldu bu konularla Çok ilgili bazı. teşekkür ederim. Hani şimdi başka sorular alalım. Geçmiş olsun gerçekten. Hani şey yapmak istemem ama. Sadece fikrimi söyleyeyim, sonra şey yap, mikrofonu kapatacağım zaten. Yani araştırdığım kadarıyla cezaevinde bunu araştıran insanlardan yani gördüğüm kadarıyla, kitaplardan okuduğum kadarıyla Kürtlerin gerçekten Hint Avrupa kültürü üzerindeki etkisi yani hem özellikle Hint tarafına, Asya tarafına hem de Avrupa tarafına doğru tam ortada olması münasebetiyle Kürdistan biraz böyle geçiş noktası olmuş. Bütün kültürlerin ortak kaynaştığı bir nokta olmuş. Ama dil konusunda tabii ki de kesinlikle Kürtçe hepsinin anasıdır, atasıdır diyemem. Böyle bir tez biraz aşırı iddialı olur. Ama gerçekten Kürt dilinin, yani bugün konuştuğumuz Kürtçenin, az önce benim kelimelerini söylediğim Kürtçenin bu kültürler üzerindeki etkisini bence göz ardı edemeyiz yani. Alo. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor ama çok hışırtılı geliyor.
Neden öyle bilmiyorum tabii. Şimdi kısa bir soru soracağım. Şu Aryan dilinin Balto Slavlarla uyuşmadığına dair bir söz vardı. Hatta birkaç kez vurguluyordu da. Şimdi eğer Aryanlar hani dediğimiz gibi Kordes bir sonra Androlama kültüründen geliyorsa şey olması gerekiyor. Dillerinin Balto Slavlarla uyuşması gerekiyor ama makalede böyle bir durum olmadığını da çok kez vurguluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet, doğru. İyi hatırlattınız onu. Ben bahsetmeyi unutmuşum. Makalede vurgulanan noktalardan biri de şuydu. Hint-İrani dillerle Balto-Slav dilleri arasında bazılarının öne sürdüğü türden bir bağ olmadığını söylüyor makale. Bunu birkaç defa vurgulamışlar. Yani en azından kendi yaptıkları analizde sonuç böyle çıkıyor. Yani Hint-İrani dilleriyle Balto-Slav dillerinin oluşturduğu özel bir alt grup yok bu analize göre. Zaten bu arada şey değil yani genel kabul gören bir görüş değildi. Ama pek çok dil bilimcinin kabul ettiği bir şeydi. Çoğunluğunun olmasa da. Balto Slavlarla Hint-İranilerin özel bir alt küme oluşturmaması zorunlu olarak Hint-İranileri İran platosuna kısıtlamıyor bence. Çünkü alt küme oluşturmalarına gerek yok. Yani yine komşu olabilirler. Mesela şey gibi düşünün hani Greko-Ermenice de şey olmak zorunda değil. Alt küme oluşturuyor olmak zorunda değil. Belki de o alt küme yine yanlış bir işaret olabilir. Hani uzun süreli belki komşulardı. Yani Proto-Greklerle Proto-Ermeniler belki de komşuydu. O yüzden dillerinde yakınlıklar var. Aynı şey Hint-İranilerle Balto-Slavlar için de geçerli olabilir. Dolayısıyla yani alt küme oluşturmadıkları halde uzun süreli bir komşuluk ilişkileri olmuş olabilir. Bir de belirtmem gereken bir şey var. Seninle Discord'da da biz konuşuyoruz. Nedir? Orta Asya'nın kuzeyinde ve batı, pardon, Güney Sibirya'nın batısında Aryan dilinde hidronimler var. Bunlara bence daha fazla bakmak lazım. Hani şöyle diyeyim, bunların kökeni başka bir dilde olabilir. Mesela op hidronimine şey derler. Bazı akademisyenler şey diyor mesela. Dili kökenli diyor. Yani mesela nedir? Perm'de yaşayan bir Uralik topluluğu var. Oradan gelmiştir. Oradan yayılmıştır diyorlar. Bazıları da İran'ı diyor mesela. Bu hidronimlere daha fazla bakmak lazım. Çünkü bu hidronimler yani su kütlesi atları İranilerin hani temas kurduğu bölgelerle çok ilişkili yani. Mesela atıyorum bir Aryan topluluğu Güney Sibirya'ya geliyor ve buraya hani bir nehirlere falan at veriyor. Hani bu atları daha fazla sorgulayarak şeyi öğrenebiliriz yani. Güney Sibirya ve Orta Asya'daki İran'ın varlığını daha fazla öğrenebiliriz. Ama bunun hakkında hiçbir çalışma yok. Hani daha fazla bakmak gerekiyor yani bu şey hidronim meselesine daha fazla bakmak gerekiyor. Sen bu konu hakkında detay biliyor musun mesela? Çünkü aydınlatılması gereken bir şey bu. Yok yani ben o konu hakkında detaylı bilgi sahip değilim. Buradan Kumaneri'yi duyun araştırmacılar. Sibirya'nın neresindeki batısında kim demiştin? Sibirya'nın batısında daha çok Kamerovo'nun bozkırlarında yer alıyor. Kamerovo'da yer Evet. alıyor. Ama şöyle bir durum var. O hidronimler Hakasya'yı aşamıyor. Yani yaygınlık olarak bunlar Tuva'da, Hakasya'da ve Güney Sibirya'nın ormanlık, dağlık alanlarında değil. Yani doğusunda değil. Daha çok Güney Sibirya'nın batı bozkır bölgelerinde yer alıyor o hidronimler. Ben onun haritasını hatırlam. Hatta Carlos Coelho'su makalesi vardı. Proto-Türk Anavatırı diye. Orada da o haritalar yayınlanır ama ben evet, görmüşsündür onu. Orada zaten Evet, okudum o o makaleyi. Evet, evet, Kamerova'da daha çok o İranlı hidronimler. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Oradaki Güney Sibirya'da bulunan İranlı hidronimleri de şeyi açıklamıyor. İskitlerin İranilerini de açıklamıyor. Çünkü o zaman şey olması gerekiyordu. Tuva'da olması gerekiyordu. O Aryan dilindeki hidronimlerin yoğunlukluğu olarak Tuva'da bulunması gerekiyordu. Ya da Hakasya'da mesela o tür bölgelerde bulunması gerekiyordu. Ama o tür bölgelerde daha çok Uralik, Türk ve biraz da Yenisey hidronimleri bulunuyor. Yani yoğun olarak. Hani bu hidronimden aslında çok şey kanıtlamıyor ama hani bir fikir veriyor bize. Hani burada kim yaşamış acaba falan. Aynen. Evet, fikir vermesi açısından tabii önemli. Kanıt olmasa da fikir veriyor. Dolayısıyla buradan da duyurmuş olduk. Dil bilimciler varsa içimizde eğer o konuyu eğilebilirler. Evet, başka sorusu olan var mı? Veya söylemek istediği bir şey olan? Makaleyle alakalı öncelikle.
Alemdar ilk önce şey yaptı, ben ona vereyim. Tamam. Tahtarı alırız. Şahtar da el kaldırıyor bu arada. Sidar. Onu Aynen, da aralarında bir yapan sıraya vardı alalım. ya. Ben Tamam, Alemdar'ı daha iyi bastığını gördüm ama emin tamam. değilim. Tamam. Ben de bilmiyorum. Kim önce şey yaptı bilmiyorum el kaldırdı. Benim sormak istediğim şey, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. O Proto Hint Avrupalıların Kürdistan'da gittiği bölgenin çekirdeği biliniyor mu? Yani mesela atıyorum Van Gölü'nün batısı Yok. gibi. Yok, bilinmiyor. Yok, hani öyle bir şey bilinmiyor. Hani çok zor. O kadar nokta atışı yer tespiti yapmak çok zor. Öyle bir şey bilinmiyor. Bana Geniş bir verebilirim. bölgede atarsak Zagros'un ne kadar ortası, yukarısı veya aşağısı o peki? Kuzeybatı İran, Ermenistan, o civar daha çok. Hani Doğu Anadolu'nun bir kısmı belki. Kafkasya'nın güneyi, öyle diyelim. Güney Kafkasya değil de Kafkasya'nın güneyi gibi. Bir Ha, tamam, teşekkürler. şey değil. Sidarı verdik mi söz? Ha, şöyle yapayım. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben şey üzere konuşacaktım. Şimdi baştan beri buradayım da maalesef bütün baştaki konuşulanları biraz kaçırdım maalesef. Evet. Şimdi şunu söylemek isterim. Ben makaleye tam böyle detayına maalesef girmedim. Çünkü bildiğiniz gibi çoğu zaman sınırlıydı başta. Bilmiyorum şimdi açıldı mı? Bir kere ben Kafkasya teorisine, tezine daha doğrusu biraz şüpheli bakıyorum. Yani beni ikna edemiyor. Çünkü arkeolojik olarak kurgan teorisi gerçekten hem dilsel hem arkeoloji konusunda bir uyum gösteriyor. Ama tarih konusunda, yani bu Hint-Avrupa dillerin tarihlenme konusunda bilmiyorum, fikir almak isterdim. Çünkü bir taraftan mantıklı geliyor o kadar eski olmaları. Ama o en eski zamandan beri mi bunlar ayrıldı? Bunda da bilmiyorum. Yani bunu acaba tartışırız mı? Bilgi alma diğer buradaki o da sohbetinde bulunan kişiler yani bu fikirlerini söylerse. Çünkü o tarihlenme gerçekten epey uzağa gidiyor. Yani bana bir taraftan mantıklı geliyor da dediğim gibi ayrılmalar o zamandan mı ibaret? Ondan pek emin de değilim. Ya önce Sidar, bu şeyle ilgili konuşayım, kurganlarla alakalı. Yani o doğru, yani ben de katılıyorum ona. Kurganlar bence de önemli bir, hani, arkeolojik veri, ama zaten Kafkasya teorisi kurganları reddetmiyor. Sonuçta geç Proto-Hint Avrupacının yine o bölgede olduğunu, yani Bozkır bölgesinde olduğunu ve kurganlarla ilişkili olduğunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla bence kurganların önemi veya bir Hint Avrupa işareti olması Kafkasya teorisine bir karşı tez değil. Öyle düşünüyorum. Bu tarihlerin geriye gidişiyle alakalı, yani bu kadar eski olmasıyla alakalı, hani kesin konuşmak çok zor. Dediğim gibi makalenin kendi içerisindeki açıklamalar bayağı makuldü. Onu söyleyebilirim yani. Ama tabii dediğim gibi ben şeylerden çok anlamıyorum. Yani ben istatistikçi değilim sonuçta. Bu detaylardan anlamıyorum. O işin uzmanlarının aslında bir analiz etmesi lazım. Yine konuşabilirsem şey eklemek isterim kurganla ilişkili. Şimdi tamam, onu reddettirmiyor da nasıl söyleyebilirim? Yani bir taraftan o tarafa çekilmeye çalışılıyor da benim yine mesela Yamna kültürün köken itibariyle, yani tamam ne kadar geç Hint Avrupa olsa da erken Hint Avrupa yine ben stepler, yani bozkırlarda bana göre mantıklı. İşte Ukrayna tarif edenler var. Daha Samara bölgesini tarif edenler var. Yani maalesef arkeolojik sitelerin tam iyi telaffuz edilmediğim için onları söylemekte biraz zorluk çekeceğim Türkçe de. Yani bu bilmiyorum, Kafkasya'ya biraz şüpheye bakıyorum, yani biraz garip geliyor açıkçası bana. Yani olabilir tabii ki. Ama yani gerçekten Bozkır o kadar iyi çalışırken ve yani ana akım sanki yine Bozkır'dan gelirken, bilmiyorum yani bu konuda biraz şüpheli bakıyorum. Harold sen bittiysen Şahtar sen bittiysen Harold istiyor. Ona verelim.
Kumaneri, sen de Harold'dan sonra konuşursun. Sırayla yapalım. Sesim geliyor değil mi? Geliyor mu? Geliyor. Şimdi Nezih Bey'e soracağım soruyu şimdi bir yere bağlayacağım. Onun için ilk olarak konuyla biraz alakasız görülen bir soru soracağım. Gerçekten bilmediğim için soracağım bunu. Hani oradan bağlayacağım çünkü kafamdaki soru işaretleri birden fazla. Şimdi ilk olarak Nezih Bey, yani konuya bağlayacağım, merak etmeyin. Hinduizm dediğimiz din, İndus Vadisi'ne yani Hindistan'a Aryan göçleriyle mi beraber geliyor, yoksa o bölgenin yerleşik yani Indus Civilization, o bölgedeki yerleşik insanlarla, hani zaten o bölgede inanılan bir inanç mıydı? Benim bildiğim Hinduizmin asıl temeli o bölgenin yerleşik insanlarından atılıyor ve oradan Aryanlara geçiyor diye biliyorum. Yanlış olabilir. Dediğim gibi bu konuda gerçekten bilgisizim. O yüzden ilk olarak bunu sorayım. Sonrasında oradan konuya bağlayacağım. Tamam. Soru için teşekkürler. Öncelikle yani şunu söylemek lazım. Hinduizm dediğimizde tam olarak neyi kastettiğimiz çok net olmuyor. Çünkü bazıları mesela Vedik Aryan dini içinde Hinduizm diyor ama aslında genellikle Hinduizm denildiğinde anlaşılan modern Hinduizm. Eğer modern Hinduizmi kastediyorsak yani bu Vedanta sonrası Hinduizmi kastediyorsak Hinduizm aslında bir tür sentez dini gibi görünüyor. Yani Hint Arilerin getirdiği dinle yerleşik olan halkın dininin bir süre iç içe geçmesi sonucunda oluşmuş bir din gibi. Yani en büyük Hindu teologlarının bazıları Dravid mesela, Hint Ari değil. Brahman Hoca var benim ki favori teologlarımdandır yani. Adam Dravid, hani Hint Ari falan değil. Ve Hinduizmi gerçekten etkileyen isimlerden birisi. Hani bugün belki en büyük Hindu filozofu kim desen Brahman Hoca derim ve adam Dravid. Ama dediğim gibi eğer Vedik Aryan dini kastediliyorsa tabii ki o Hint Arilerle geldi diye düşünülüyor. Eğer bu Bozkır teorisi doğruysa. Ama eğer bu yeni makalenin iddia ettiği gibi Hint Ariler de doğrudan İran üzerinden Orta Asya'ya ve oradan Güney Asya'ya gittiyse o zaman onların da Bozkır'dan değil de İran'dan gittiğini düşüneceğiz. Eğer o doğruysa bu arada beni ikna etmiş bir teori değil bu. Sadece o ihtimalden de bahsetmek istedim o kadar. Sorunun devamını alabiliriz herhalde. Evet, şimdi sorunun devamı. Mitra, Varuna, Indra, Nasat gibi tanrıların hangi mitten geçtiğini, hangi kavimden o bölgede sentez oluştuğunu tam olarak biliyor muyuz? Yani Mitra'dır, Varun'dur, Indra'dır, Nasatya'dır. Çünkü benim bildiğim o Indus yerleşkelerinde günümüzde tapılan bazı Hinduizm tanrılarının şeyleri vardı. Bir nevi anıt gibi heykel, o tarz bir şeyleri dikilmişti diye hatırlıyorum. Yani o bu Mitra, Varuna, Indra ve Nasat dediğimiz dört tanrı o bölgenin yani yerleşik tanrısı mı, yoksa bölgeye sonradan getirilen inançlar mı? Bir de bunu sorayım, oradan devam ettireceğim. Çünkü Mitanilerle alakalı soru burada, onu söyleyeyim. Mitanilerle Evet alakalı. abi, anladım zaten. Bu tanrıları sayınca dedim tamam, bir tane ile alakalı bir soru geliyor. Evet. Şöyle yani genel kanı bu tanrıların Hint Arilerle ilişkili olan tanrılar olduğu. Hatta şöyle diyeyim yani. Evet, bugünkü Hinduizm'de bölgenin yerlilerinden geçen bazı tanrılar da var. Mesela Ganesh onlardan biri olduğu düşünülüyor Ganesh'in. Ama bu Mitra, Varuna, Indra, Nasatyalar bunlar en net Hint Arilerle en net bir şekilde ilişkilendirilen tanrılardan bazıları. Şimdi makalede de belirtildiği üzere bu Gandharv Grave kültüründe sanırsam Bozkır mirası beklenilen bir hayli düşük çıkıyor. Ve ben şunu düşündüm açıkçası. Şimdi tabii ki bu tamamıyla benim düşüncem ve açıkçası herhangi bir dayanam yok. Tamamen kafamda kurdum bunu. Bu Gandharv Grave kültürü acaba Maryandu dediğimiz yani Mitanni dediğimiz insanların kök atası olabilir mi? Çünkü şu şekilde, biliyorsunuz kasetlerin genel olarak Neolitik İran yerlisi olduğu düşünülüyor. Muhtemelen biraz daha Gandharagrev'in kuzeyinde ikamet ediyorlardı. Ve Indus ile Elam arasında çok güçlü bir ticaret boyu var. Ve bölge Mitanni göçleriyle kasetlerin Babil'e gitmesi aşağı yukarı aynı tarihlerde yaşanıyor. 16. ve 1500'lü yıllarda yaşanıyor. Ve Babiller bu şeyler için, kasetler için buraya bunlar iş aramaya geldi, gurbete geldi gibisinden bir kaynak tutmuşlar. O şekilde bahsediliyor bu kasetlerden. Ben de diyorum ki acaba o bölgede bir dedikodu mu çıktı da bunlar batıya doğru göç etti? Ve hani bir de şeyi soracaktım. Bu Gandharagrev kültüründeki düşük Bozkır mirası neyden kaynaklanıyor olabilir? Yani bu makalenin dayanaklarından bir tanesi bildiğiniz üzere bu. Bu kadar da. Evet, Gandharv Grave kültüründeki düşük bozkır mirası aslında makaleye anlam veremediğim
makalenin anlam veremediğim yerlerinden biri burası. Çünkü zaten uzun süredir arkeologların görüşü şuydu Hint aile dillerinin yayılışıyla alakalı. Kulturkugel teorisi, bilmiyorum biliyor musunuz? Yani bu Hint aileler önce Baktriyamagen arkeolojik kompleksinin bulunduğu bölgeye geliyorlar ve bu halkla karışıyorlar. Ve daha sonra yayılırken artık Baktriyamagen arkeolojik kompleksinin kültürüyle yayılıyorlar. Yani doğrudan bozkır kültürüyle değil. O yüzden Güney Asya'da ve Mitannilerin olduğunu düşündüğümüz yerde bozkırdan ziyade Baktriyamagen arkeolojik kompleksiyle alakalı kültürel işaretler görüyoruz. Gandhara Grave kültüründeki insanlarda bozkır mirası evet yüksek değil ama eğer o bozkır mirasının Baktriyamagen arkeolojik kompleksiyle karışmış kişilerden geçtiğini düşünürsek aslında çok ciddi bir miras olduğunu görüyoruz. Yani Orta Asya'dan Güney Asya'ya ciddi bir miras geçmiş gibi görünüyor. Bununla alakalı aslında bayağı detaylı bir yazı yazdım. Blogumu biliyor musunuz bilmiyorum. Substack'te yazıyorum hani. Orada son yazdığım yazı bu konuyla alakalı. Ben Mitannilerin Gandhara Grave'den gittiğini düşünmüyorum. Hem Mitannilerin hem de Gandhara Grave'dekilerin Baktriyamagen arkeolojik kompleksi bölgesinden göçtüğünü düşünüyorum. Anlatabildim mi? Yani Orta Asya'dan bir kısmı Batı Asya'ya geliyor, bir kısmı Güney Asya'ya gidiyor. Güney Asya'dan Batı Asya'ya gelmiyorlar. Teşekkür ederim sana cevaplarınız için. Bu Rica bayağı ederim. kapsamlı, bu Rica Maryamların ederim. kökeni Ben konusunda. teşekkür ederim. Biraz soruyordum. Şey şimdi kumanları arkadaşa verelim çünkü o uzun zamandır el kaldırıyor. Bir şey söyleyecek. Ha, şimdi şöyle bir boşluk kaldı burada. Bildiğimiz teori şuydu yani. İlk proto-Aryan kültürü işte neydi? Andronovoydu. Güneye inenler yaz kültürü ve ondan sonra Hint ve işte İran diye ayrışıyor bunlar. Fakat şöyle bir mevzu var. Andronovo'nun ne kadar Aryanlarla ilişkili olduğunu sorgulamak gerek. Ben az önce de dedim şey Baltoslav konusunu yani bunların dilinin uyuşmadığını belirttim. Tamam eyvallah şey vardır. İranilerin yani Aryanların Bozkır'la hani kuzey işte Uralitlerle falan teması vardır. Onu anlarım. Fakat bu Andronovo kültürünün şeyini kanıtlamıyor. Hani Aryanlarla ilişkisini kanıtlamıyor. Hani sonuçta eğer Aryanlar Andronov kültüründen geldilerse kesinlikle Baltoslavlarla dilsel bir yakınlığa sahip olması gerekiyor yani bu insanların. Çünkü Cordesfeyer insanları doğuya göçüyor, Andronovları kuruyor. Yani biz böyle biliyoruz bunu. Acaba böyle değil mi yoksa İraniler mi Andronov kültüründen gelmiyor? Öyle bir boşluk kaldı. Onu kaba takıldı. Onu merak ettim yani bunu. Yani bu yeni makale bu konuyu tartışmaya açtı ama şunu söylemek lazım yani Hint-İranilerle Baltoslavların alt küme oluşturmaması hiçbir şekilde bir komşuluk ilişkileri de olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden oradan zorunlu olarak böyle bir sonuç çıkmıyor. Genel kanı ezici çoğunlukla yani bugün bilim insanlarının ezici çoğunluğu böyle düşünüyor. Hint-İraniler Sintaş'ta ve Andronovo ile ilişkili. Ezici çoğunun görüşü bu. Hani sıra dışı bir durum olabilir mi? Hepimizi şaşırtan falan. Ya tabii ki böyle şeyler mümkün. Ama onun için tabii karşıt veri lazım. Farklı teoriler lazım. Gerçekten tutarlı olan, ikna edici olan ama şu anda genel görüş bu. O zaman tamam. Arkadaş geliyor mu? Sesim kaldırıyordu. Şimdi merhaba, sesim geliyor mu? Yine tekrar konuşayım dedim. Geliyor. Geliyor, geliyor tamam. Şimdi konuşuyorum. Şimdi şu şekilde Kumaler'in bahsettiği konuyu ben aşağı yukarı aslında şu şekilde söyleyeyim mesela, şu ileteyim. Makalede aynı şekilde bize şundan bahsediyordu, bahsediliyordu dilsel olarak. İranî dillerin daha çok bu Kafkasya'dan yayıldıklarını iddia ettikleri Grek, Ermeni gibi ya da Arnavut gibi bu dillere biraz daha yakın olduğunu ve Uralik temastan çok güneyde Kafkas ve Sami dilleriyle daha çok temas kurulduğundan bahsediyor idi. Yok yani şey doğru değil. Hani Grek dilleriyle, Ermeni dilleriyle özel bir yakınlığı olduğunu söylemiyor makale. Sadece şeyi söylüyor. Tıpkı onlar gibi güneyden yayılmış olmasına daha çok ihtimal verdiğini söylüyor ama onlarla özel bir yakınlığı yok. Yani, hatta ağaçlarına bakarsanız makalenin daha doğrusu makalenin kendisinde değil de sanırım şeydeydi. O supplementary material'ın içinde olması lazım. Ağaç bu dil ailesi ağacına bakarsanız orada yine Hint-İranilerin çok daha geç dallandığını göreceksiniz o Greko-Ermenilerden falan.
Hatta her ne kadar aynı grupta olmasalar da Balto Slavlarla falan yine de onlara bir tık daha yakın görünüyorlar. Ya zaten makalenin devamında kendileri de bu Güney rotası hakkında bir kesinlik vermediğini belirtiyor. Yani biz burada sadece bir tartışma açtık ortaya. Yani Evet, bu konu artık tartışılabilir bir konu gibisinden bir ima dönüyor. okur yani tartışılabilir. Ama Uralilerle ilişki kesin. Yani Uralilerle Hint-İranilerin ilişkisi konusunda bir soru işareti yok. Sadece bu makale şunu söylüyor. Hani o aralarındaki ilişki Hint-İranileri zorunlu olarak Bozkır'a yerleştirmiyor diyor. Ne tabii olmayabilir ama bana hala öyle görünüyor. Bana Peki Kafkas ve Sami temasları? bir ne oldu? Kim girdi? Kafkas ve Sami temasları vardı makalede. Kafkas ve Sami temasları nasıl ediyordu? Onu Hint Avrupalılar için söylüyor. Özel olarak Hint İraniler için değil. Yani Proto Hint Avrupa dilinin Kafkas ve Sami dilleriyle kelime alışverişi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla diyor Proto Hint Avrupalıların Zagros bölgesinde olması daha mantıklı diyor. Yani onun şey için demiyor. Hint İraniler için değil, direkt Proto Hint Avrupalılar için diyor. Hatta şunu da özellikle vurgulamışlar. Uralıklarla önceden şöyle düşünülüyordu. Onu da söyleyeyim. Hani bir fikir değişimi var burada. Bu makaleden kaynaklanan değil ama eskiden şöyle düşünülüyordu. Uralıklarla, yani Proto Uralıklarla Proto Hint Avrupalıların teması olduğu düşünülüyordu. Yani Proto Uralıklar hem Proto Hint Avrupalılarla hem Proto Hint İranilerle hem Proto İranilerle temas halindelerdi diye düşünülüyordu. Yani çok uzun bir süre boyunca komşu oldukları düşünülüyordu ama uzun süredir kabul gören görüş bu değil zaten. Uzun süredir şu kabul ediliyor. Proto-Uraliklerin genel olarak Hint Avrupalılarla değil, özel olarak Hint İranilerle teması var. Ve bu makalede bunu reddetmiyor. Netleşti mi? Yani Proto Hint Avrupalıların diyorlar, Uraliklerden ziyade Kafkasya ve Sami halklarıyla yakın teması vardı. Proto Hint Avrupalıların. Ama Hint İranilerin Uraliklerle teması vardı. Bu makale bunu kabul ediyor. Bunu reddetmiyorlar. Sadece farklı bir rota çiziyorlar Hint İraniler için. Net mi? Evet, tamam. Şey konuşmak, başka bir şey eklemek isteyen arkadaş varsa şu an hani boş bir zaman alabilir. Konuşabilir miyim? Ya tabii ki devam edin. Yani şu an bir kese konuşuyoruz. Aslında şimdi Nezih Bey'den bir konuda ellerinde eğer herhangi bir sözcük varsa yardım isteyeceksin. Biz bu Kumaneri ile beraber şeydeki Orta Asya'daki Bozkır'daki hidrenleri araştırıyoruz. Ancak elimize hani şey bulamadık. Bayağı araştırdık. Ancak güzel bir Proto Hint Avrupaça sözlüğü bulamadık ne yazık ki. Sizin elinizde böyle bildiğiniz güzel bir sözlük arşiv var mı ya? Hani Proto Cermenci olur, Proto Hint Arapça olur. Bu Proto Hint Arapça dilleri olarak genel bir sözlük bulamadık. Sizde varsa eğer Var. Atarım size. Ona bir bakmam lazım. Bana mail adresinizi gönderirseniz şeyden, DM'den. tabii. Atarım size. Tamam. Ben DM'den size gönderirim Space. Tamam. Şey, Güneyli arkadaş söz almıştı. Bir şey söylemek istiyorsa şimdi söyleyebilir. Ben şey diyecektim de. Abi şimdi Hititlerin daha erken ayrılmasına dair test şunun üzerineydi. Hititlerde tekerlek taşıtlar üzerine bir kelime yoktu. Yani bu Hint Avrupalılarla ortak bir köken üzerinden gitmiyordu bu kelime. Ben makaleyi çok okuma fırsatı bulamadım ama Ermenice'de, Yunanca'da bu tür kelimeler Hint Avrupa dilleriyle ortak kelimeler. Evet. Makalede ama Ermenice'nin yani Palo Balkan dillerinin falan yine güneyden, Yamna üzerinden değil de güneyden Anadolu üzerinden geçtiklerini söylüyor da bunu nasıl temellendiriyorlar? Onu sormak istemiştim. Evet. Geç kalın. Güzel soru. Güzel soru. Teşekkürler Gökalp. Bunu aslında makale kendi içinde açıklamıştı. Yani supplementary materyalın içinde var. Önce bir dakika neydi? Ha, Paleo Balkan. Onu söyleyeyim bir. Makale şey yapmıyor. Yani Paleo Balkan grubunu böyle direkt bir dil alt grup olarak kabul etmiyor. Çünkü Arnavutça'yı ayrı yerleştirmişler. Yani dil ağacına bakarsanız belki kafanız karışabilir. Orada Arnavutça ile Greko-Ermenice aynı grupta gibi görünüyor ama aslında onun yani algoritmanın ona verdiği olasılık değeri çok düşük. %50'nin altında.
Çok da düşük değil mi? %49'muş. Bir tık şeyle kaçırmış ama yani kabul etmiyorlar sonuçta. Yani Paleo Balkan grubu değil de Arnavutça ayrı, Greko-Ermenice ayrı kabul ediyor. Önce onu söyleyeyim. Sonra sorunun asıl kısmına geleyim. Şimdi şöyle açıklıyorlar. Bu aslında sadece taşıtlarla alakalı değil. Bunu genel olarak dilsel verilerden kültüre dair yapılan çıkarımlar için bir eleştiri olarak getirmişler. Onda da şunu söylüyorlar. Tekerleği hatta örnek vermişler. Genelde kabul edilen şey ne? Anadolu dilleri hariç Hint Avrupa dillerinde tekerlek sözcüğü ortak kökten geliyor. Dolayısıyla diyorlar bu insanlar yani Hint Avrupalılar tekerleğin icadından sonra ayrılmış olmalılar. Daha doğrusu tekerlekli taşıtların icadından sonra ayrılmış olmalılar diyorlar. Ama bu makaledekiler şunu söylüyor. Böyle bir sonuç çıkarılamaz. Çünkü tekerlek henüz icat edilmemiş olsaydı bile eğer örneğin döngüsellik için veya böyle bir şeyin hani belli bir merkez etrafında dönüyor olması için bir tabir varsa Proto-Hint Avrupa'da daha sonra tekerlek icat edildiğinde bu halklar ayrışmış olsalar bile çok büyük ihtimalle zaten oradan türeyen bir kelimeyi kullanacaklar onun için diyor. Dolayısıyla diyorlar buradan zorunlu olarak tekerleğin icadından sonra ayrılmış oldukları sonucunu çıkaramayız. Bu makalede buna karşı verilen argüman buydu. Yani mantıklı mı? Tabii ki şey hani böyle açıklanabilir ama nasıl diyeyim böyle 100 kelime varsa mesela hani bu açıklama yeterince tatmin edici değil gibi görünüyor bana. Hani bu bir kanıt olarak görülemez bence de. Yani tekerlek için ortak bir kelime olması bence de bir kanıt değil ama kayda değer bir veri öyle düşünüyorum. Bu biraz o hidronim muhabbeti gibi. Hatta bence hidronimden bile daha kayda değer bir veri. Ama kanıt değil. Kanıt değil diyorlarsa evet bence de kanıt değil ama bir veri. Güzel bir veri. Abi de ben şey diyecektim. Güneyli makalesinde Proto Ermenilerin falan Tralet Vanazor ile ilişkilendirmişlerdi. Tralet Vanazor kültürünün haplogrup kısmı genellikle R1 ve B ve I ki bunlar Doğu Avrupa toplacılarına özgü I hariç de ve Ermenilerde de bu yüksek yoğunlukta görülen bir haplogrup. Ermeniler eğer kuzeyden inmediyse hep güneyde kaldılarsa o zaman Tralet Vanazor'un nasıl Proto Ermeni olması sonucunu çıkarabildiler ilk makalede yani Güneylil makalesinde. Yani tabii orada şey var. Ön kabuller farklı olunca tabii tablo değişiyor. Şimdi Southern Ark makalesinde ön kabul Ermenilerin Bozkırlardan geldiği fikriydi. Dolayısıyla R1B'yi direkt olarak Proto Ermenilerle ilişkilendirdiler. Ama bunlar öyle demiyor. Yani bunlar Bozkır'dan gelmediğini düşünüyor Ermenilerin. Dolayısıyla bu makaleye göre o R1B hiçbir fikrimizin olmadığı. Yani belki de şu anda bir mirasçısı olmayan bir Hint Avrupa dilinden bir dilini konuşan bir halktan geçen bir şey yani bilmiyoruz. Yani bu makaleye göre bilmiyoruz onu. Ama ben öyle düşünmüyorum onu söyleyeyim. Az önce açıkladım ama sen sanırım orada bu sırada burada değildin. Ben hani onu kabul etmiş değilim. Öyle değil mi? Tabii ki ihtimal veriyorum. Ama bence hala daha makul olan Ermenilerin kuzeyden gelmiş olması. Onunla alakalı şey açıklamasını yapmıştım. Bişapakar denilen bir arkeolojik şey var. Ne denir ona? Mefhum var. Yılan taşları veya ejder taşları deniyor işte. Özellikle Ermenistan'ın Ayrarat bölgesinde çokça bulunuyorlar. Bunlar genellikle Proto Ermenilerle ilişkilendiriliyor. Ve muhtemelen Tralete Banatsor kültürüyle ilişkiler. Yani bu eskiden beri olan bir şeydi. Genetik çalışmalarla çıkan bir şey değil yani. Eskiden beri bu ejder taşlarının Proto Ermenilerle ilişkili olduğu düşünülüyordu. O yüzden ben hala o görüşe daha sıcak bakıyorum. Emin olmamakla birlikte tabii. Şöyle bir durum var. Şimdi erken yanma yayılması diyorlardı bu Kura Aras bölgesinde ve Anadolu'nun doğu kısmındaki R1B'lere daha Proto-Ermeniler inmeden önce ya da öyle düşünülüyordu. Acaba bununla mı ilişkilendiriyorlar Ermenilerdeki R1B sıklığını? Bir daha sorabilir misin ya? Duyamadım da başını sorunun. Abi şimdi Kura Aras bölgesinde ve İran'da belli bir R1B şeyi var. Görülüyor R1B. Ha, buradan erken yanma yayılması diyorlardı önceleri. Artık şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Çok güncel değilim bu konuda. Acaba Ermenilerdeki bu R1B sıklığını da onunla mı ilişkilendiriyorlar? Ha, sanmıyorum. Ya makalede buna değinilmemiş bile. Yani makalede böyle haplogruplar üzerinden bir çıkarım yapılmamış. Ona dair bir şeyleri yok yani. Bilmiyorum ne düşünüyorlar o konu hakkında. Peki abi, teşekkürler. Ne demek?
kumandayla arkadaş devam etsin. Yani par ayı kaldırıyordu. Bu arada benim şu an soracağım bir soru yok ama pekiştirmek için söyleyeceğim. Makalede zaten şey deniliyor. Yani İraniler için bir güney rotası, ana kaynak olarak bir güney rotası çiziyorlar. Ben chat'e de o kısmı attım. Hani ilk önce Güney Kafkasya ana vatan. Ondan sonra İran platosu ve geri kalan bölgelere yayılıyor. Yani öyle gösteriyorlar. Hatta sen Discord'da da demiştin işte Orta Asya'ya güneyden gelmiş olmalılar demiştin. Yani makalede bunu diyor. Şöyle bir şey var. Yani Andronov meselesinde gerçekten kafam karışıyor. Şimdi İranlılar hakkında özel bir çalışma yapılmalı. Çünkü sen makaleyi şu konuda eleştirdin. Haklısın. Makalede dil bilimsel veri az şeyler için. Aryan dili için dil bilimsel veri az. O zaman yeni bir çalışma yapılmalı. Aryan dilinin tüm söz varlığı ortaya dökülmeli. Hangi bölgeye ne kadar benziyorsa İranlıların ana vatanı o kabul edilmeli. Yani İranlılar için şey olması gerekiyor. Yani çok boşluk var çünkü hani hakikaten hani bunların dili sitebe mi yani Bozkır'a mı daha çok uyuyor yoksa dediğimiz gibi Güney'e mi daha çok uyuyor? Bunu ortaya koymak lazım. Sen haklısın gerçekten makalede az. Hani ne İranlıların Bozkır söz varlığını nasıl etmişler ne de Orban ne de daha falan daha işte tarım oradan hiç söz etmemişler. Hani bunu ortaya koymak lazım ama eğer İranlıların söz varlığı gerçekten Güney kuşağına uyuyorsa bu makaledeki şey doğru. Rota doğru. Tekrar diyeyim şey diyor işte Kafkasya'dan İran platosu ondan sonra diğer bölgelere yayıldı diyor. Hani pekiştirmek lazım bunu yani. Aryanların söz varlığını daha çok şey araştırmak gerekiyor. Yani Aryanların söz varlığını dair şimdiye kadar yapılan çalışmalar Bozkır'a uygun olduğu sonucuna ulaşmıştı. Bu çalışma ona pek değinmemiş bile. Yani dediğim gibi hani cevap verme ihtiyacı bile duymamışlar. Neden bilmiyorum. Sanırım dil bilimsel, yani o anlamda dil bilimsel verileri çok güçlü bulmuyorlar. O tekerlek için yaptıkları açıklama muhtemelen diğer şeyler için de geçerli. Yani genel yaklaşımları o sanırım konuya. O yüzden ona bir cevap verme ihtiyacı bile duymamışlar. Bilmiyorum. Yani bir açıklama yapmaları lazım. Ben benim şimdiye kadar bildiklerim bu görüşü kabul etmemi çok zorlaştırıyor. Yani güneyden oldu. Ki zaten makalede hani onu da söylemek lazım. Makale şunu demiyor. Hint, İran, İler kesinlikle güneyden. Hayır. İki konuya da, ya iki ihtimale de açıklar. Kuzeyden de gitmiş olabilirler diyorlar yine ama bize göre güneyden gitmeleri daha makul diyorlar. Ben şu anda onlara katılmak için yeterli sebep görmüyorum. Benim için asıl ilginç olan kısmı makalenin tarihler. Tarihler çok geriye atılmış. Eğer bu doğruysa hangi rotayı seçersek seçelim. Yani ister Bozkır olsun ister doğrudan İran platosundan dolayı gitmiş olsunlar. Hangi rotayı seçersek seçelim bildiğimiz pek çok şeyi yeniden yapılandırmamız gerekecek. Ama bana hala Bozkır teorisi daha makul görünüyor. Çok daha makul görünüyor. Onu söyleyeyim. Şey için tabii Hint-İraniler için diyorum bunu. Protein Avrupa için Kafkasya'nın güneyi bana gitgide daha makul görünmeye başladı. Onu söyleyebilirim ama Hint-İraniler için bana hala Bozkır daha makul görünüyor. Ben şey, bu arada ben bir pardon. Kusura bakmayın. Bu genetik veri hakkında veya arkeolojik veriler hakkında bilgili mi yoksa sadece dil bilimsel veriler üzerinden mi geçmişler? Çünkü hani bana hani hiç o genetik arkeolojik hani toplanmış küratif bilgiyle ilgilenmemişler gibi geliyor. Kusura bakma orada Harold'u kesmişim. Benden sonra sen konuşursun. Değinmişler. Aslında yani genetiğe değinmişler. Orada da yani dediğim gibi aslında bahsettim ama belki çok net açıklayamamışımdır. Genetikle alakalı yaptıkları eleştiriler de bana pek makul görünmedi. İşte şey diyorlar mesela. Hint-İranilerdeki Bozkır mirası düşük diyor mesela. Ama neye düşük diyorsun? Mesela yüzde kaç olursa senin için tatmin edici olacak. Hani bunun böyle bir standardı yok ki. Bir de Bozkır mirasını yani daha doğrusu dili getiren atanın mirasını direkt saf Bozkır mirası olarak hesaplarsan tabii ki düşük bulursun ama onların sürekli o süreç içerisinde karışa karışa geldiğini hesaba dahil edersen o zaman dili getirdiği varsayılan atanın mirası da o kadar düşük olmayacaktır. Hatta onun için Ermeni örneğini vermiştim. Belki hatırlarsınız. Hani Ermenilerdeki dili getiren atanın mirasını doğrudan Yamna'ya üzerinden hesaplarsanız çok düşük çıkar ama proto Ermeniler üzerinden hesaplarsanız yani Trialeti Vanator üzerinden vesaire o zaman kayda değer bir miras olduğunu görürsünüz. Aynı şey Hint-İraniler için de geçerli. Bana yani
Yani senin söylediklerinden yola çıkarsam bana biraz kesir batılmış gibi geldi şahsen. Yani bazı noktalardan öyle olabilir. Şimdi şöyle, evet, detaylarla alakalı söyledikleri şeyler bana da biraz kestirip atılmış gibi görünüyor veya kestirip atılmış olmasa da nasıl diyeyim, hani genel kabulle meydan okuyalım gibi yapılmış sanki. Ama tarihlemeyle ilgili kısım kendi görüşleri değil ya. Gerçekten ellerinde çok ciddi bir veri tabanı var. Sağlam bir algoritma var gibi görünüyor. Ve sonuçta çıkan tarihler genellikle kabul görenden çok daha geride. Benim için dediğim gibi yani makalenin asıl şeyi o. Hani asıl düşündürücü tarafı o. Yoksa diğer tarafı evet, yani o tarihler olmasaydı ve sadece bu açıklamalarla gelmiş olsalardı ben de ciddiye almazdım muhtemelen söylediklerini. Ama o tarihlerle birleştiği zaman yani aklımda bir soru işareti uyandırıyor ister istemez. Bence asıl üzerinde durulması gereken şey o tarihler. Eğer o tarihler doğruysa çünkü bozkır teorisi gerçekse bile pek çok teoriyi değiştirmemiz gerekecek. Yani göç yollarını veya işte kim kimle komşuydu vesaire. Hani onunla alakalı bazı fikirlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani eğer o tarihler doğruysa tabii. Anladım. Şey, Harold arkadaş devam etsin. O konuşacaktı. Ben lafını kestim onu. Ama sanki birisi daha el kaldırmıştı. Kuma neresi? Hani O konuşsun. O şey konuşsun. yapmıştım. O yani Harold'dan Mistel söz hakkı istemiş. tamam, Mısır devam etsin o zaman. Çünkü biz de uzun süredir konuşuyoruz. Hiç söz hakkı almamış olanlar var. Mısır konuşmak neler? Şimdi devam edip konuşabilirsin. Öncelikle iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor, Geliyor. geliyor. Nezih Bey, yani öncelikle iyi akşamlar dilerim. Bu makale hakkındaki hani İranlıların Güney İran Platosu üzerine dağıldığı görüşünü hani ihtimal vermediğinizi, önceki görüşte daha çok ihtimal verdiğinizi söylemiştiniz. Ben de yani şahsen Southern Arc üzerinde hala Proto-Hint Avrupalılar için Bozkır teorisinin hani daha muhtemel olduğu kanısındayım. Bunun da açıkçası ilk başta makale çıktığında ben de hani Anadolu örneklerinde genetik üzerinden daha çok Anadolu örneklerinde step mirası olmadığı için hani o doğru olabileceğini ihtimal vermiştim. Fakat size de bugün bir arkadaşım vasıtasıyla gönderdiğim modelde hani gösterdiğim üzere Anadolu örneklerinde hani kalkolitik örneklerinde bile bilhassa Kuzeybatı'da Barcın ve Ilıpınar köylüklerindeki örneklerde hani tabii Hegart makalesinin yani yazarlarına bakarsak onlar için bile belki hani makul kabul edilemeyecek ama en azından tatmin edici %5 civarı bir step mirası var gibi gözüküyor. Tabii Tunç Çağ Anadolu örneklerinde de geçerli. Yani bunu yani bu yani şahsen benim açımdan hala Bozkır teorisini savunmak için hani şey geliyor bana ama eğer hani diyelim ki şeyi kabul edecek olursak ikinci teoriyi yani Southern Arc teorisini kabul edecek olursak bile buradaki step mirasını nasıl açıklamak lazım? Şimdi şöyle bir şey var. Herhangi bir halkı eğer bozkır mirasıyla modellemek isterseniz ve bunun için seçerseniz örnekleri bir şekilde bozkır mirası çıkarabilirsiniz. Ama gerçekten bozkır mirası olmadan modellenemiyor mu mesela örnekler? Modellenebiliyor. Yani evet, yani isterseniz bozkır mirası çıkarabilirsiniz belli şekillerde ayarlayarak modeli, ama bozkır mirası olmadan da tatmin edici sonuçlar veriyor o örnekler. Değil mi? Belki bir tanesinde falan sadece. O da çok düşük. Yani 3-4 civarı belki bozkır mirası var gibi görünüyor. O yüzden bence orada önemli olan o yani. Bozkır mirasıyla modellenebiliyorlar mıdan ziyade olmadan modellenebiliyorlar mı? Hani ona bakmak lazım. Eğer olmadan modellenebiliyorlarsa oradan zorunlu bir çıkarım yapılamaz diye düşünüyorum. Ha, şöyle olabilir mi? Yani o da olabilir. Bir dilin yayılması için illa genetik mirasa gerek yok. Hani belki sadece kültürel bir şey olarak benimsendi o dil ve daha sonra halk tabanında da yayıldı. Ama böyle bir senaryoya gittiğimiz bu sefer tersi de olabilir. Yani belki de Yamnaya'nın asıl dili başkaydı ve işte belki de Maykop Hint Avrupalıydı. Yamnaya onların elit kültürünü aldı ki bazı teknolojik araç gereci zaten Maykop'tan alıyorlar. Hani iş oraya gittiği zaman yani genetik olmadan da dil aktarılabilir dediğimizde de o zaman Bozkır teorisi de zaten aynı şeye geliyor. Aynı seviyeye geliyor. Dolayısıyla orada öyle düşünüyorum. Yani tabii ki hala ihtimal veriyorum. Yani erken protein tarbucanın da Bozkır'da olduğunu. Bu tür konularda zaten öyle hiç ihtimal vermeden konuşmak bana saçma geliyor, ama bana şu anda en makul görüneni gerçekten erken protein tarbucanın Zagros bölgesinde konuşulduğu, geç protein tarbucanın Bozkır'larda.
Şunu da eklemek istiyorum açıkçası. Bunu söyleme sebebim de genellikle makalede bilhassa Tunç Çağı Anadolu örnekleri modern erken genellikle dört kaynak işte. Antik Anadolu çiftçileri, Kafkas yavcı toplayıcıları, İran, Neolitik İran ve Levant kullanarak yani dört kaynaklı. Ve hepsi de neticede çok eski örnekler ve kullanımda gerçekten hani varsa bile bir step mirası çok az sayar o. Açıkçası hani yeniyordu, çıkmıyordu modellerde. Fakat daha Tunç Çağı öncesindeki kalkolitik Anadolu örneklerini kullanınca hem distansta önemli bir hani fark oluştu. Daha fit hale geldi modeller ve yani %5 gibi açıkçası benim açımdan en azından tatmin edici bir oran çıktı. Yani bunu düşünme sebebim de açıkçası oydu yani öne sürme sebebim. Tabii, düşünebilirsiniz. Bu arada yorumlarınızı özlüyorum YouTube kanalında. Haberiniz olsun. Siz Mustafa Baştürk'sünüz Evet, biz de videolarınızı bekliyoruz. Bayağı bir değil ara verdiniz. mi? Evet, kusura Yani çok bakmayın. başladınız. Evet. Yakında çekeceğim inşallah tekrar. Eğer konuşmamak isteyen yoksa el kaldıranlardan birine vereceğim. İsteyen var mı? Ben hakkımı her şeye vermiştim. Kumanel'e vermiştim. Araya mısıl girdi. Konuşmasına müsaade ettim. Sen normalde beni kaldıracaksın. Ben de dedim Ya, önce Kumanel'e konuşsun. arkadaşlarına öncelik versek hani benim nezihin düşündüğünden aldığım şey o. Yeni arkadaşlarım öncelik aramızda mı devam edelim? Sana soruyorum. Eğer yeni varsa konuşmak isteyen tabii ki onlara öncelik verelim. Yani konuşmak isteyen herkes konuşsun. Şu an Güneyde devam etsin ya. Şu an yok sanırım. Harold sen devam Abi şey edebilirsin. soracaktım ben. Şimdi arkadaşın dediği %5 gibi oranlar noise olabiliyor. Yani gerçekte olmayan ama her ama modellerde çıkabilen şeyler bunlar. %5, %3, %2 gibi oranlar. Gerçekte var olmayan ama modellerde G20'si çıkabilen şeyler. Çünkü G25'in modellemesi bronz çağ için pek uygun değil diye biliyorum ben. Ben şey soracaktım. Şimdi Hititler, Luviler böyle Anadolu halkları Kafkas avcı toplayıcısı olup esasen Hint Avrupalı olmayıp Hint Avrupa dilini benimseyen halklar olabilir mi? Tabii olabilir yani bunu az önce söyledim. Kaçırdın herhalde orayı Gökhan. Şöyle yani herhangi bir dilin aktarılması için genetik mirasa gerek yok aslında. Bu bir gerçeklik yani. Kültürel olarak da benimsenebilir. Bir elit tabakası önce daha yüksek olan kültürün dilini benimser. Daha sonra halk da o dili benimser. Böyle bir şey olabilir. Ama böyle bir teoriye gittiğimiz zaman aynı şeyi tersi için düşünmek de mümkün. Az önce onu söyledim. Yani belki de Yamna'ya Hint Avrupa dili konuşmuyordu önceden. Maykop daha yüksek bir kültürdü. Zaten pek çok teknolojik araç onlardan aldılar. Belki de Maykop aslında Hint Avrupa dili konuşan kültürdü. Yamna'yı onlardan önce elit kesim aldı. Sonra halka yayıldı. Yani aynı, bir kere iş o noktaya geldiği zaman onu herkes için düşünebilirsin. Kim aslında Hint Avrupa dili konuşuyordu onu bulmak iyice güçleşir. Ben de pekiştirmek için şunu söyleyeyim. Hint Avrupalı olup, yani tamamen Hint Avrupalı olup, normal Hint Avrupalı bir halk gibi gözüküp Hint Avrupalı olmayan halklar da var. Nezih de onların amaçlı. Etrüskler var, İberyalılar mesela. Etrüskler sadece Otosomal DNA'larında şeye sahip değiller. Hint Avrupa mirasına göre. Yani Otosomal DNA'larında Hint Avrupalılık var. Baba soyları da çoğunluk oran da R1B mesela. En klasik Hint Avrupa halkı grubu hem çok ezici bir şekilde genetik olarak etraflarındaki Hint Avrupalılarla çok benziyor ama Hint Avrupalı bir halk değiller. Oraya gittikleri kültürü benimsemişler. Aynen öyle. Yani çok güzel bir nokta bence de. Yani genetikle dil tamamen yani %100 bir korelasyon içinde değil yani. Değişiklikler olabiliyor. Mesela biz bilmesek turistlerin kim olmadığı, kim, yani dillerini bilmesek Hint Avrupalı varsayacağımız bir halk olurlar. Çok büyük ihtimalle sırf genetiklerine bakarak ama Romalılardan bildiğimiz kadarıyla Hint Avrupa dil halkı olmadıkları belli. Bu arada size el kaldıran arkadaşlardan bir tanesi devam edebilir kimse yoksa. Söz almak isteyen var mı? Alo. Ha, sen devam et. Şimdi şunu söyleyeyim. Bence dil bilim genetikten çok daha belirleyici. Ben şunu soracaktım. Şimdi Aryanların Urallı toplumlara verdiği kelimeler tam olarak ne? Acaba bozkır söz varlığıyla mı ilgili? Eğer bozkır söz varlığıyla ilgiliyse hani aslında İranilerin ya yani Aryanların hakikaten kuzey kuşağı çok daha yerine oturuyor. Ama ben tam bilmiyorum detaylarını. Aryanlar Urallılara hangi kelimeler vermiş? Bu çok önemli bu arada. Bu çok
çok önemli gerçekten. Güzel bir nokta bence de. Şu anda aklıma gelen kelimeler dini kelimeler. Şu anda aklıma gelenler öyle. Ama bununla sınırlı değil. Hani onu biliyorum ama bir bakmam lazım ona. Aklıma şu anda gelenler işte gökyüzü için kullandıkları kelime galiba Tayvas mı diyor. Uralik dillerde galiba Tayvas diye geçiyor. Deus'tan geçme işte. Deus'tan geçme. Yani tanrı sözcüğü. Onlar da gökyüzü anlamında kullanıyor sanırım. Böyle birkaç tane daha var dini sözcük. Ama onun dışında bozkırla alakalı kelimeler şu anda aklıma gelmiyor. Ona bakmam lazım. Şimdi atmış olurum yani. Şimdi konuşmayayım bu konuyu. Bu arada şunu söyleyeyim, şu dil bilimi ve genetik derken hani genetik çok kolay bir şekilde değişebiliyor. Hani hiç genetik aktarım olmadan dil başka bir topluma geçebiliyor. Bu sebepten hani dil bilim hani bir topluluğun ana vatanını belirlemek için çok daha belirleyici yani. Misal Türklere geçelim. Türklerdeki dağ söz varlığı, işte dağlık taşlık alan söz varlığı genişse demek ki bu proto Türkler dediğimiz ulus diyeyim, hani daha çok dağlık bölgelerde yaşaması gerekiyor yani. Bu anlama geliyor. Hani biz şey yapamayız. Ne diyeyim? Hani genetiğe bakarak ana vatan belirleyemeyiz. Bu sebeple şey yani dil bilim hakikaten daha önemli. Bunun için hani arayanlar için özel bir çalışma lazım, özellikle dilleriyle ilgili. Ben heyecanlıyım yani bu konuda. Acaba var mı öyle bir şey? Bir çalışma var mı, sen biliyor musun? Yani çok var Adem'le alakalı çalışma. Yani eğer okumadıysanız Kuzmina'nın kitabı çok iyi o konuda. The Origin of Indo-Iranians galiba kitabın adı, yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı detaylı bir kitap. Hem gerçi o daha çok arkeolojik açıdan ele alıyor ama dil bilime de değiniyordu diye hatırlıyorum. Onun dışında Parpola'nın çalışmalarına bakabilirsiniz. Onlar da epey iyi. Şu an aklıma gelen bunlar, hani aklıma geldikçe söylerim. Şey, Kuman arkadaş bir şey söylemeyecekse Güneyli. Ben bir şey daha ekleyecektim. Şimdi Nezih'in Türklerle, Proto Türklerle ilgili bir videosu var. Orada da ana vatanın Slav grev olduğu geçiyor. Hani fakat burada dil bilime değinilmiyor. Bence Proto Türkler hakkında yeni bir videoyu yayınlaman lazım. Orada da dil bilime gerçekten çok daha fazla girmen gerekiyor. Çünkü ben Slav Grev konusuna katılmıyorum. Türklerin, yani Proto Türklerin dili Buryatya ve İç Asya, yani İç Moğolistan ile pek ilişkili gözükmüyor. Daha çok Altay Sayan ile ilişkili gözüküyor. Onu ayrı bir şeyde değiniriz. Yani ayrı bir tartışmada değiniriz. Başka arkadaşlar da söz etmek istiyor. Siz her fırsatta o konuyu gündeme getiriyorsunuz. Benim o konudaki görüşümü biliyorsunuz. Hani ben Slav Grev konusunda yani Slav Grev'in çok daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi ben her zaman diğer ihtimallere de açığım ama daha yüksek olasılığın Slav Grev olduğunu düşünüyorum. O konuyla ilgili sıkça dolaşan karşı argümanların çoğu doğru değil. Yani Slav Grev'de sulak alanda var, yeşillik de var. Yani o neydi, Kuzey Avrasya Yeşil Kuşağı mı? Öyle bir şey. O ciddi bir bölümü, yani Slav Grev'in ciddi bir bölümü oraya dahil zaten. Yani Slav Grev'in yayılım alanı da o kadar küçük değil. Hani dolayısıyla o bence ciddi bir karşı argüman değil. Ama bu konuyla alakalı düzgün bir yazı yazmak istiyorum. Yani değerli toplu bir yazı yazmak istiyorum. Bunu önceden de söyledim. Hani şey gibi, bilmiyorum, bakıyor musunuz? Substack'te bayağı detaylı yazılar yazıyorum. Hintalilerle alakalı yazdım en son. Türkiye ile alakalı benzer bir yazı yazmak istiyorum. Hatta belki Proto Moğollarla alakalı da olabilir. İkisiyle de alakalı olabilir. Ama şimdilik biraz YouTube'a odaklanabilirim. O yüzden o yazı biraz daha bekleyebilir. Haberiniz olsun. Çünkü YouTube'u çok boşladım. Ama geleceğim oraya. Bir şey ekleyebilir miyim? Yok, şimdi bir... Hayır. Güneyli arkadaşlar, ben de zaten iyi olur. Şimdi söyleyeceksen söyle Güneyli, el kaldırıyorsun. Aynı durum Baskada da var. Onlarda da %90. İşlerin aslında yine bir yamla kökenli, pardon, bozkır kökenli olması ihtimali üzerinde durdu. Ama genetik miras bırakmaması üzerinde durdu. Ama bakarsak genelde Hint Avrupalılar en azından Y DNA'da bir kırıntı daha olsa bırakmışlar. Bu Anadolu'da hiç görülmüyor. Güzel bir nokta. Bunları.
Şey Şahtar, sen bir şey söyleyecektin sanırım. Evet, ben de şey şimdi dil üzeri makale gidiyor da bir de bu dediğim gibi az önce arkeoloji boyutu da var. Bir de son olarak dinsel boyutu var yani mitolojik konusunda. İlginç olarak yani onu biraz sanki bir köşede bırakılmış uzun zamandır ve onun üzeri durulmuyor. Yani ben biraz da bu aralar ona biraz yoğunlaştığım için yani bir dediğim gibi yani Kafkasya o, tam uyuşmuyor. Böyle Hint Avrupalıların, erken Hint Avrupalıların merkezi olması için yani bilmiyorum. Ne açıdan diyorsun Sidar? Mesela hani Proto-Hint Avrupa dininin hangi yönü sence uymuyor Kafkasya'nın güneyine? Ya bu işte mesela Deus Pater'in anlamı çoğu mitolojide atçı arabasını sürenlerin var olması. Ama bir şey, bir kere at arabasıyla alakalı motif Proto-Hint Avrupa döneminden değil. Çünkü Proto-Hint Avrupalılar döneminde biraz daha geç. Evet, yani henüz at arabası icat edilmemişti. Yani o daha sonradan geçen bir şey. Yani mesela o, şimdi insanlar çok fazla şey var. Hani Proto-Hint Avrupa dini diye anlatılıyor ama Proto-Hint Avrupa dini diye anlatılan dinin aslında pek çok motifi daha geç dönemden, Proto-Hint Avrupa döneminden değil. Proto-Hint Avrupa döneminden çok az şey var. Hani gerçekten Proto-Hint Avrupa dönemine tarihlenen dini inançlar aslında çok sınırlı ve yani o kadar sınırlı ki Hint Avrupalı olmayan halklarla da büyük ölçüde ortak yani. Bir tane gök tanrı var. Evet. İşte hani çok az, gerçekten çok az biri var Proto-Hint Avrupa dinine dair. İşte bir yaratılış hikayesi var. Bir dev kurban ediliyor ve onun parçalarından evren yaratılıyor ki bu Mezopotamya mitlerinde falan da böyle. Yani bence bir şey yok orada. Hani Proto-Hint Avrupa dininden işte bozkırlara yerleştirecek bir veri yok yani. Hatta bu Koryos falan muhabbeti var ya. Evet. O bile belli değil yani. Gerçekten Proto-Hint Avrupa döneminde tarihle. Hani mesela Hint-İranilerde Koryos kelimesinin direkt karşılığı yok hani. Kökteş bir şey yok hani mesela Hint-İranilerde. O bile şüpheli. Benzer bazı konseptler var. Ama kelime aynı olmadığı için o sonradan gelişmiş benzer bir konsept de olabilir yani, bilmiyorum. Ya zaten Hint-Avrupa dini dediğimiz yine karşılaştırmadan doğan bir yöntemdir. Yani ondan gerçekten %100 öyleydi mi değil miydi onu emin olamayız da ama yine de bilmiyorum yani bunlar bu bana göre bu boyut biraz tartışmalarda eksik yani bugünkü dille daha böyle bilimsel alanlarda biraz eksik gibi gözüküyor. Yani bir yani şimdi genetik ve arkeoloji birleşti ve odur dil bilimci de yani birleşmeye gidiyor. Yani artık mesela bu tür konulara konuştuğumuzda hem genetiğe bakmak lazım olacak, hem arkeolojiye bakmak lazım olacak, hem de dil bilime bakmak lazım olacak. Ama işte biraz tarihi biraz da şey eksik yani mitoloji bana göre. Yani bunları da eklersek belki de daha böyle bilmiyorum yani bu makale belki de için değil de ileri gelen çalışmalar için önemli olabilir. Yo, doğru yani genetik ve din biraz zıt da yani bu konuda da. Doğru. Aslında dahil edilmesi daha iyi olur. Evet. Yani daha da kapsamlı bir bakış açısına sahip olmuş oluruz. Tabii ki. Şey, kimse konuşuyor mu şu an? Konuşmuyor galiba. Şey, söz isteyen arkadaş varsa alabilir yenilerden. Hani başka birisi varsa daha önce konuşmayan. Ya onlara öncelik vermek istiyorum. Çok 2-3 kişilik diyalog olmasın diye. Sanırım yok. Kumaneli arkadaş devam etsin o zaman. Alo. Şey slab grev konusunda çok sıkmak istemiyorum da şunu söyleyeyim hani içimde kaldığını söyleyeyim şu orman söz varlığına gelirsek her yerdeki orman aynı değil misal aklıma başka örnek gelmiyor ama mesela kunduz hayvanı Boryasya'da pek yok. Kunduzu dinleyeni biliyordum. Ben de mutlaka bir yerden anlattım. Yani ya işte o tür hayvanlar var. O tür hayvanlar var bir sürü. Neyse bu Slavgrave'i bırakın. Tamamdır ama o konu hakkında tavsiye vereyim yani. Hayvanların yayılışları falan var. Bir sürü bitkilerin mesela söğüt ağacının yayılışı var. Buryatçı diye uyuşmuyor. Ben çok sıkmayayım o konuda. Seninle biz Discord'dan konuşuruz onu zaten. Dışarıdayım ben. Discord'dan sana biraz o şey yapayım.
O konu hakkında tartışırız. Ben şu an sesle kapatayım. Diğer arkadaşlar konuşsun yani. Harold devam etsin. Parmağı el kaldırıyor veyadır. Evet, ben burada Nezih'e bir soru soracaktım Nezih Bey'e. Makalenin bir kısmında Kelt ve Cermen dillerinin Zagros'tan da ayrıştığı mı? Ben yanlış mı okudum bilmiyorum. O yüzden emin olmak için size soracağım. Kelt ve Cermen dillerinin Zagros dağlarında ayrıştığı gibi tuhaf bir bölüm geçiyordu. Ben orayı yanlış okumuş olabilirim ama aklımda öyle kalmış. Yani muhtemelen yanlış okumuşsunuz çünkü ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Hatta makale aksine hani şeyi net bir şekilde söylüyor. İtalo-Kelto-Cermenik diller ve Balto-Slavik diller Bozkır'dan diyorlar. Yani o konuda önceki çalışmalara %100 katılıyoruz diye net bir şekilde belirtmişler. Hani o diller gerçekten Bozkır'da diyorlar ama diğerleri için güneyi öneriyorlar. Ben de diyorum öyle saçma sapan bir şey nasıl yazabilirim? Ben bir kontrol edeyim. Bile bir şey kalmış Yok, ama bilmiyorum ama. ya, yok öyle bir şey yok yani hani ben en azından hatırlamıyorum öyle bir şey gördüğümü zannetmiyorum da çünkü dediğim gibi tam aksi yönünde çok net ifadeleri var makalenin o yüzden öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şey ben bir şey soracaktım hazır hiç kimse konuşmuyor kendisi. Hani bu tarihleri çok daha geriye atıyorlar ya. Attıkları tarihler diyelim bir Hint Avrupa'nın bir dilini önceki bir zaman atıyorlar. O bahsettikleri zamanda ki oradaki arkeolojik kültürleri biliyor muyuz? Hani karşılaştırabilir miyiz o dönemde var olan hani kültürlerle verdikleri tarihleri? Hani sen arkeolog olarak çok daha iyi biliyorsundur. Yok estağfurullah ya ben hani o şekilde şey yapmayın yani arkeolog olarak biliyorsun falan öyle bir şeyim yok yani. O tarihlerdeki arkeolojik kültürleri biliyor muyum? Yani tabii ki elimizde bazı veriler var ama şimdiye kadar önerilen kültürlerin hiçbiri bildiğim kadarıyla bu tarihlerle uyuşmuyor şey hariç. Kafkasya avcı toplayıcıları hariç veya işte Zagros, Neolitik Zagros çiftçileri diyelim. Onlar hariç. Arkeolojik kültürlerin hiçbiri uyuşmuyor bu tarihlerle. Yani önerilen kültürlerin en azından. Ya peki yani bahsedilen hani hiçbir materyal bağlantıları yok mu bu hani geriye atılan ya mesela Hint Avrupa branşlarının hani verilen tarihlerle? Hani materyal olarak bir alakalar var mesela Anadolu daha geriye atıyor. Mesela diyelim o dönemki Anadolu kültürü Kafkasya ile diyelim hani Kafkasya'dan geldiğini varsayalım Anadolu Hint Avrupa dillerinin. Hani belki Kafkasya'da ile o dönemde daha alakalıdır oradaki arkeolojik kültür. Hani önceki Anladım. dönemde. Anladım demek istediğini. Yani orada arkeolojik materyalden ziyade genetiğe odaklanmışlar. Ve şeyden bahsetmiş. Yani Southern Ark makalesinde de bahsi geçiyordu. Kafkasya Avcı Toplayıcısı genetik mirasının bu bahsettikleri dönemde Balkanlara kadar ulaştığı geçiyordu Southern Ark'ta. Bunlar da ona işaret etmişler. Yani bu Hint Avrupa dillerinin ayrıldığı dönemler için verdikleri tarihler Kafkasya avcı toplayıcılarının Balkanlara kadar yayıldığı tarihle örtüşüyor dediklerine göre. Anladım peki yani diğer hani benim anladığım hepsini daha iyi anlamışlar. Diğer Hint Avrupa branşları içinde geçerli mi bu? Hani böyle benzer bir korelasyon var mı? Hangisi için mesela? Tam anlamadım. Ya şey benim gördüğüm sanırım ya listeye bakmıştım. Üstün körü baktım biraz ama gördüğüm kadarıyla sanki bütün hepsinin tarihlerini daha önce hani daha önce bir branşa dönüşmüş olarak atmışlardı. Yanlış mı dedim? Hani hepsi daha önceki bir tarih işte. Doğru, evet yani hemen hemen hepsi çok ciddi geriye atılmış ayrışma tarihleri. Hemen hepsinin öyle yani. İşte Bunlardan bazıları örtüşüyor yani bazıları önceki senaryoyla aşağı ama da tabii daha farklı. Mesela bu Balto-Slavik ve İtalo-Kelto-Cermen dillerinin hepsinin Kordadvaya ile ilişkili olduğunu söylüyorlar. O hani örtüşüyor ama diğerleri için. Dediğim gibi hem Hint-İraniler için hem de bu Greko-Ermeniler, Arnavutlar için farklı bir senaryo öneriyorlar. anladım. Bu arada yeni söz almak isteyen bir arkadaş varsa şu an alabilir. Harold gel beş kimse alacak sen devam et. Şimdi konudan biraz hatta bayağı alakası ama Nezih Bey'e ben bir şey iletmek istiyorum ya. Bu Discord sunucunuz yani sadece katılanlara özel açmışsınız. Ben aslında şey düşünmüştüm. Belki tabii yapıp yapmamak elbette ki size kalmış.
Ama sizin ve sizin kitlenizin oluşturmuş olduğu bir Discord sunucusu bence çok güzel olabilir. Hani o kanala katılanlara daha başka daha güzel avantajlar da sunabilirsiniz. Yani Discord sunucusunu biraz daha public'e açmak bence şey olabilir. Yani gerçekten ortamı güzel olacağını düşündüğüm için bunu ortaya atıyorum. Çünkü ben şimdi size katılsam, size abone olsam, Kumaneri'nin bana attığı SS'i gördüm. Yani sunucuda neredeyse siz ile sadece Kumaneri varsınız. E tabii bu ikiniz arasında dönen muhabbet dahi bence çok güzel ama biraz daha kalabalık olursa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani böyle abone hani o şey kanala katılanları da sunucu içerisinde daha fazla avantaj da sunulabilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir ortam inşa edebiliriz bence. Hani Discord üzerinden güzel tartışma. Olabilir, olabilir. Bunu düşüneyim. Bu arada bayağı garip bir takipçi kitlesi var YouTube kanalımın. Türkçülerle Kürtçülerin de ortak platformu gibi bir şey oldu. O açıdan da ilginç. Aynı anda sizi Türkçü ve Kürtçü ilan ediyorlar. Evet ya çok komik. Yani o da yetmiyor. Ermeni diyenler var. İşte Pan-İranist diyenler var ya. Pan-İranist bir şey. İran aşağıda. Çok saçma. Hepimiz İran ajanı olduğunu çok iyi biliyoruz seni. Evet. Yok şey yapamıyorum demek. Yani yalanlarımı tutarlı uyduramıyorum. Hani bir şekilde ele veriyorum kendimi sürekli. İran İslam muhafaza ajanı nezi seven. Yani şey yapamıyorlar herhalde. İlla hani bir arka tarafta bir şeyim olması lazım. Hedefim olması lazım bu söylediklerimi söylerken. İlla siyasi bir amaca hizmet ediyor olmam lazım yani öyle düşünüyorlar herhalde. Halbuki şey de değilim yani öyle görüşlerimi saklayan biri değilim. Herhangi bir konuda fikrim sorulduğunda söylüyorum genellikle. Hani fikrim legalse tabii. Onları söylüyorum yani. Onun dışında öyle kendimi saklayan bir adam değilim. Tabii ajan olsaydım saklardım. O doğru. Nezi istersen şey yapalım. Sen bana söylemiştin ilk yazdığında. Hani sanırım konuyla alakalı başka bir soru yok. Hani genel sana sormak istedikleri bir şey varsa sorsunlar. Evet, evet olabilir. Makaleyle alakalı sorularınız bittiyse farklı konularda da soru sorabilirsiniz. Soru sormak isteyen arkadaş varsa yani konuşma isteği alabilir. Ya makaleyle alakalı olmak zorunda değil artık. Yeni arkadaş yok mu? Hiç kimse konuşmayacak mı? Bence İran ajanı olduğunu bildikleri için konuşmuyorlar. Olabilir valla. Neyse kimse yoksa Harold devam etsin. Ne yapalım? Ben şeyi soracaktım aslında. Eğer Zagros dağlarına hadi şeyi kabul edelim. Güney teorisini kabul edelim. Bütün Hint Avrupalıların, Proto Hint Avrupa dilinin ilk kez Zagros ve Kürdistan coğrafyasına geliştiğini kabul edelim. Bu teoriyi kabul ettiğimizde ilerleyen yıllarda Sümer ya da Sami kaynaklarında adları geçen Guti, Lulubi gibi yerli Zagroslu barbar kavimler o hani şey Hint Avrupalı olma ihtimali çıkıyor galiba ortaya. Yani o bölgenin ilk proto pre-proto diyelim yani erken Hint Avrupa dilini konuşan direkt otoktan atalardan gelen insanlar yani o anladım işte. Gutilerin ve Lulubilerin Hint Avrupalı olma ihtimali var mı? Aslında bunu soracak. Evet var tabii. Yani böyle bir ihtimal var. Çok kısa bir cevap oldu ama. Evet. Yani şöyle bir şey de olabilir. Yani hiç şu anda hiçbir torunu kalmamış bir Hint Avrupa dili konuşuyor olabilir. Yani bilmediğimiz bir Hint Avrupa dili dalı olabilir mesela. Yani, öyle bir şey konuşuyorlardı belki de bilmiyorum. Şey, Harold bir şey söylemeyecekse Araf'a verelim. Daha önce hiç konuşmamış bir arkadaş. Araf sen konuşabilirsin. Evet, selamlar, iyi geceler. Nezih Bey'in videolarını izledim yani bayağı birçoğunu izledim. Zazalar hakkındaki şey videosu çok çok eksik. Hiçbir şekilde yani hem filolojik anlamda hem de tarihsel arka plan anlamda uyuşmuyor. Çünkü bütün şeye baktığımızda, tarihsel verilere baktığımızda Ekrat tayfesinden sayılmıştır. Zaza kelimesi çok yenidir. Evliya Çelebi zaten kullanmıştır. O da zaten bir aşiret ismi olarak kullanmıştır.
Osmanlı tarih defterlerinde olsun, diğer şeylerde olsun, Dimili yani Zazalar, Ekrat Kürt tayfesinden sayar. Ve aynı zamanda Goranice ile çok yakın ilişki içerisindedir Zazaca. Büyük bir ihtimalle yani Goranice bugün İran Kürdistanından Pave, Civanrhou, Kırmanşan civarlarından ve Hevraman yani Halepçe'nin kuzeyine kadar olan bölgede konuşulan bir dil. Zazalara da sorduğumuzda yani bir Zaza olarak bizimkiler hep Bağdat'tan geldik falan diye. Büyük Bağdat eskiden büyük bir idari alanı kapsıyordu. Tam Musul'un kuzeyine kadar bir alanı Bağdat kapsıyordu. Büyük bir ihtimalle işte önce Musul'a geldiler. Ondan sonra da işte bu tarafa yani Türkiye tarafına geçtiler. O yüzden yani bunu bir eleştiri olarak sunmak istedim. Buyurun. Severek izliyoruz tabii ki de. Teşekkürler, çok sağ olun. Yani Zaza meselesiyle alakalı, şimdi önce şunu söyleyebilirim. Bahsettiğiniz Osmanlı kaynaklarında Zazalardan Ekrat diye bahsedilmesi aslında bir şey kanıtlamıyor. Yani mesela Türkmen Ekrat'ı falan da geçiyor Osmanlı kaynaklarında. Hani oradan bir şey çıkmaz. Yani Ekrat demek tamam Kürtler demek ama Osmanlı gerçekten bir etnik tasnif yapıp mı bunlara Kürt diyordu? Yoksa öyle belli bir yaşam tarzını benimsemiş insanlara Ekrat mı diyordu? Hani o bir soru işareti. Öncelikle onu söylemek lazım. İkincisi Gorani konuşanlarla alakalı zaten ben onları da Kürt saymıyorum. Yani Zaza Gorani grubunu ayrı bir grup olarak değerlendiriyorum. Evet, Zazaca Goranice özellikle yani Goraniye, Goranice demek saçma. Zazaca Goraniye çok yakın, doğru. Onunla zaten aynı alt grupta. Bir de Şebeki falan var. Onlar da aynı grupta yani. Zazagoran dilleri içinde. Onlar ayrı bir grup oluşturuyor İranî diller içerisinde. Yani Kürt dillerinin alt kolu değil Zazagorani dilleri. Ayrı bir alt dal. Bu demek değil ki Kürtlerle hiçbir alakaları yok Zazaların. Tabii ki çok yakın akrabalar. Ama Kürtlerin bir alt kolu değiller. Belki burada Parthian History konuşmak ister. Bilmiyorum ister misin ama senin bu konuda söyleyeceklerin olabilir diye düşünüyorum. Şu anda dinliyorsan tabii bilmiyorum dinliyor gibi görünüyorsun ama. Daha demin emoji attı, dinliyor ama konuşmayı yapmadı. Ha, konuşmak istemiyorsun. Tamam. Yani o şöyle düşünecektir ki benim de büyük ölçüde katıldığım bir görüş. Yani bu Kuzeybatı İranî dilleri özellikle yani buna Hazar dilleri de dahil. İşte Talışi gibi, Gilaki gibi, Mazenderani gibi. Bunlar da dahil. Zazagorani dilleri de dahil, Kürt dilleri de dahil. Bunlar muhtemelen çeşitli part lehçelerinden türeyen alt gruplar. Yani Zazalarla Kürtleri bir alt grupta toplayacaksak o daha doğrusu Zazalarla Kurmançlar diyeyim. Bir şey toplayacaksak bir kümede o küme Kürtlük değil. Muhtemelen Part torunluğu. Öyle bir şey diyebiliriz belki. Araf Bey sana bana cevap verecek. Araf Bey ismi Araf değildir muhtemelen ama bilmiyorum. Yani zaten Kürtçe konuş dediğimiz zaman bu yanlıştır. Kürtçenin hangi diyalektiği mesele? Evet. Kürtçe diye bir dil yok. Kürt dilleri var. Evet. Ama Zazagorani dilleri o Kürt dillerinden değil. Onu demek istiyorum. Kürtçe diye bir dil olmadı. Doğru. Hatta ben Kurmanca diye tek bir dili olduğundan bile şüpheliyim. Yani Berferati ile Boti mesela aynı dil mi yani? Bilmiyorum. Onlar bile ayrı diller olabilir yani. Emin değilim ondan ama Zazagorani dilleri Kürt dilleri içinde sınıflandırılmıyorlar. Yani bunu aslında videoda açıklamıştım ama belki hatırlatmam iyi olur burada. Zazagorani dilleri Kürt dillerinden daha çok Hazar dillerine yakın. Yani Talışi, Mazenderani gibi dillere daha yakın Zazagorani dilleri. Dolayısıyla biz eğer Zazagorani dillerini Kürt dillerine dahil edeceksek Hazar dilleri ne yapacağız sorusu çıkıyor ortaya. Ve muhtemelen Zazalar Deylemilerin soyundan geliyorlar diye düşünüyorum. Bu konuda muhtemelen Şahdar da yani bana katılmayacaktır. Zaten el kaldırıyor. Ona da söz verelim. O katılmıyor bu görüşüme, onu biliyorum. Deylemi görüşüne katılmıyor. Onun fikrini de alalım. Evet, dediğin gibi ben bu fikre tam katılmıyorum çünkü Deylem konusunda da yani böyle nasıl anlatayım, bana böyle hem herkesi hem fikir edecek ya da doğrusu kabul ettirecek bir bulgu pek yok çünkü Deylemilerin zaten bölgesel olarak Gilan diline tekabül ediyor aşağı beş yukarı. Tabii Gilakice konuştuklarından
anlama gelmiyor da yani bir ihtimal onlara daha yakındı. Aynı bir kümeden gelme ihtimalleri daha yüksek. Talişi, Zazaca, Goranice ve Tat dediğimiz İran tat leçeleri dediğimiz bunlar bir büyük ihtimalle ortak bir kümeden gelmeler. Tabii bu ortak küme parçanın historiği de bana katılmayacak da yani nasıl söyleyeyim? Yani Medce'de mi demeyelim de çünkü Medce'den hiçbir fikrimiz olmadığı için hiçbir bulgu da yok yani eski Fars yazıtlarından İhtimal saydığımız bazı kuzeybatı dillerinden gelmiş olan kelimeleri Medce'ye böyle diyoruz da onlardan emin değiliz. İşte bunlar bu medya diyelim yani medya bölgesinin kümesidir yani. Kurmancı'ya gelirken Kurmancı da bir ihtimal daha eski formları o kümeden değil de o kümeye yakın olması muhtemeldi ama mesela ben de Orta Farsça ders gördüğüm için ve kısmen parça ders gördüğüm için yani Kurmancı'nın Orta Farsça yani epey bir etki var, bir yapılanma var. Yani acaba Kurmancılar bir ihtimal Fars eyaletinden yani bir boy oradan mı gelme ki bu etki o kadar büyük? Yani yavaş yavaş onu da düşünmeye başlıyorum. Ama Kürtlere gelirken yani toplu olarak bugün kendine Kürt kabul edenler veya kısmen kabul etmeyenler. Ben Kürtleri biraz daha çok nasıl ki İngiltere, Anglo-Saksonlar işte farklı Cermen boyları gitmişse beraber bir siyasi bir yapıya oluşmuşsa Kürtleri ben biraz öyle görüyorum. Yani sonuçta Kuzeybatı İranî göçebe veya yarı göçebe olan boylardan, aşiretlerden oluşmuş bir nasıl söyleyeyim bir ortak bir çatı işte bunlar beraber hareket etmiş kültürel olarak aşağı beş yukarı aynı olmuş çünkü mesela aslında Zaza ve Kurmancı yani ya da Kürtçe konuşanlar arasında kültürel büyük bir fark göremiyorum daha çok dini üzere bir fark var yani mesela Dersim'deki bir Zazaca konuşan Alevi ve Erzincan'da konuşan bir Kürtçe konuşan bir Alevi yani kültürel olarak pek bir fark gözükmüyor ama mesela bir Bingöl Zazaca konuşan bir kişi bir de bir Dersim'de Alevi olan Zazaca konuşan bir kişinin arasındaki bazı kültürel farkları görebiliyoruz. Ki onlar da o kadar da büyük değil de yani kimlik olarak da şey olarak da onu görebiliyoruz isimlendirmede. Ama dediğim gibi yani ben bu teze daha çok şey görüyorum. Tabii ki eleştirilen yönü var. Zazalar acaba asimile mi oldu Kürtlüğün için onu da düşünebiliriz yani haykırı bir fikir değil. Parçaya da gelirken ben bu sene İranî dil bilimciyle Philip Hoyes'dan ders gördüm. Yani benim tez danışmamdım. Ben ona da bu konuyu sordum. O da parça üzeri pek hem fikir değil yani ona göre Zazaca parçadan gelmiyor yani ha onun bir alt boyu mu kısmen hatta ben ona da bir kendi şeyimi de savundum dedim ya işte bakın Havraman'da bulunan parça sözleşme var yani işte bir bağın satılması üzere parça dilinde ve Yunanca dedi evet dedi büyük ihtimalle lingua franca yani o bölgenin resmi diliydi ama bu şeyi getirmiyor yani şu sonucu getirmiyor bu kadar. O doğru söylediğin şey bence de doğru. Zaten orada şu tarz bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani nasıl ki hani konuşmanın başında bilmiyorum burada mıydın o sırada ama nasıl ki bugünkü italik diller klasik Latinceden türemedi ama yazılı bir örneği olmayan avam Latincesinden türedi veya nasıl ki bugünkü İngilizce yazılı örneği olan eski İngilizceden değil de yazılı örneği bulunmayan halk İngilizcesinden türedi. Muhtemelen bugünkü Kuzeybatı İranî dilleri de yazılı örneği olan parçadan değil ama bir tür avam parçasından hatta avam parçalarından muhtemelen parça diye tek bir dil de yoktu diye düşünüyorum. Yani partlar tek bir dil konuşmuyordu muhtemelen. O tür farklı varyantlardan türediler diye tahmin ediyorum. Bu arada Muhammed sana şunu soracağım. Partinin histori konuşmak istiyor ama şey yapamıyormuş. Talep gönderemiyor. Yani şey request yapamıyor. Onu nasıl yapabilir? Bir şey söyleyebilir misin? Ben ona konuşma isteği yollarım, o kendisi kabul eder. Ben Ha, tamam. verebiliyorum bile. Ha, tamam öyle öyle yapsana bakalım yani yapar mısın öyle bakalım nasıl olur. Yolladım. Şimdi linki DM'den kabul etmesi gerekiyor. Tamam. Tamam ben yazayım ona. Bu arada Başka. sonra
Türk Enes diye bir arkadaş geldi. O da söz alır. Bekliyor birazdır. Şimdi değil ama. Partinin istiyor arkadaş bir konuşsun. Bakalım görüyor mu? Ben gönderdim o nesli, kabul etti mi? Sordum gibi gördün mü diye ama henüz cevap vermedim. Eğer yapamadıysa tekrar 2-3 kez yolladım ben. Tamam, tamam o zaman. Şimdilik hani onu beklemeyelim. Gördüğü zaman artık şey yapar, dahil olur. Şey, yeni arkadaşım mı vereyim yoksa Araf bayağıdır bekliyor konuşmak için. Ya Arap herhalde bu Zaza konusuyla alakalı bir şey söyleyecek. O konuyu bir bitirelim. Ondan sonra verelim sözü Türkenes'e. Tamam Araf, sen devam et. Herhangi bir Goran'la rahatlıkla anlaşabiliyorum. %95 civarında diyebilirim. Tam Tabii zaten özel. konuşuyoruz değil mi? Evet. Özel Tamam. Bakanlıklarla aynı grupta. aynen ama yani biz Kürt'üz kardeşim. Yani Tamam. böyle biz bu Türk çatı ismidir. Yani Tabii. Öyle görüyorsanız öyle deyin ama hani ben dediğim gibi ben şahsen doğru söylüyor. Şimdi Haydaran aşireti vardır. Dersindekiler Zazaca konuşur ama Erzurum Van bölgesindekiler Kurmanç Şafi'dirler. Böyle Tabii. bir Tarkan aşireti vardır. Siverek'ten gitmedir. Şeye o dersime giderken 1710'lu yıllarda Ahmet Bey'in yargılanması var. Çarakan aşiretinin reisi. O dönemde Dersim daha şey olmamış, zazalaşmamış. Hani şey olarak, dilsel olarak Palu'dan tercüman getiriyorlar. Yani bunu mahkeme kayıtlarında görebiliyoruz. Dolayısıyla sorun değil hani bizim açımızdan soran, goran, zaza, kurmanç fark etmez. Kurmancılar neden daha çok şey oldu? Belki sizin de ilginizi çekecek bir şeydir tez benim açımdan. Bu Ebul Haycalar var. Yani bu Erbil beyleri Hazreti Osman döneminde Kafkasya'nın fethinde çok yer aldılar. Biz Hezar Hespiler deriz. Hezar Astor, Hezar Hespi diye böyle aşiret konfederasyonu. Bunlar ön plana geçtiler ve kurmancı o şekilde medreseler üzerinden Eyyubiler döneminden daha yaygınlaştı. Böyle bir tez var. Bunu da söyleyen bir dil bilimci ve tarihçi aynı zamanda. Ben onun aktarıcısıyım. Belki ilginizi çekebilir, araştırabilirsiniz. Buyurun, kusura bakmayın. Estağfurullah. Teşekkürler söyledikleriniz için. Ama hani dediğim gibi hani kendinizi tabii ki Kürt olarak görebilirsiniz ama hani söylediğiniz etnik olarak Zazaları Kürt olarak sınıflandırmam için yeterli değil bence. Bu arada bunları bir Zaza olarak değil Kürt olarak söylüyorum. Hani onu da bilin. Hani ben böyle işte Zazayım da kendimi ayrı tutmak istiyorum falan gibi durum yok. Aşiretler hakkında söylediğinizde şunu söyleyebilirim. Aşiretleri doğrudan böyle genetik birlikler olarak düşünmemek lazım. Çünkü bazen farklı gruplar da bir aşiret altında bir araya gelebiliyorlar. Bu arada Muhammed Parti'nin story diyor ki Muhammed beni takip edebilir mi? Sana bir şeyler yazmak istiyor galiba Twitter'dan. Yazamıyormuş. Şey Parti. benim DM'den açıldı da ben onu takip ettim geri. Şimdi bir şeyler yazıyor. Ben de baktım DM kutusuna. Ben 4-5 kez üzerine tıkladım ama şey olmadı. Neyse sen Bana şey şey yazın. yapmış. Beni takip Partinin olmuyormuş demiş bana. listenin üzerine tıkla. Üzerinde şey var. Konuşmaya davet et var. Belki linki sen gönderirsen olur. Ben Ha, tamam. gönderdim de Tamam gitmedi. gönder şimdi bilmiyorum olur mu ama davet ettim ben de. Belki bende bir sıkıntı var. Ama Bu sefer diğerler davet. Türkiye'yle devam edebiliriz çünkü belli değil partinin süre gelebilecek. Ha şimdi oldu diyor ama neyse Türkiye'nin çok uzun süredir el kaldırıyordu. Bakalım. Söyleyeceksen de şimdi söyle. Merhaba. Merhaba. Siz Kürt müsünüz? Merhaba. Evet, sorunuz varsa alalım. Size bir şey sormak istiyorum. Evet. Sizin şu Şahtar arkadaşınız bana demişti ki öbür Türk buraya hesabında Türkiye ırk haritası yapmıştım. Demografi haritası yapmıştım. Tarih olarak. Ve o demişti ki sahte saçma sapan şeyler yapıyorsun diyordu. Ben ona diyorum ki geri bakabilir. Yazdığım bütün şeyler doğru. Ve bence siz Kürtler ırk olarak baktım, araştırdım. Yalan söylemeyeceğim.
Bazılarınız bizim yörükler gibi dağlarda yaşıyorsunuz. Bazılarınız. Bazılar da mavi gözlü, sarı saçlı olabiliyor. Benim tanıdığım Kürtler, ben kendim Avrupa'da yaşıyorum. Yurt dışında yani. Buradaki gördüğüm Kürtler çok Konya'dan geliyor. Konya tarafından buradaki olanlar. Çoğu da Semitik tipinde yani. Aynı Yahudi tipi gibi. Yani Sefarad tipi gibi. Bence demografi olarak siz de değişiksiniz. Bazılarınızda Hint Avrupa mirası yüksek. Mitanni'den gelen, haklısınız o taraftan. Mitanni'den gelen Hint Avrupa mirası yüksek. Ve bazılarınız da Babilonya yani Semitik haklarına alakalı, bir de İran'ın haklarına alakalı olan, yani çok beyaz olmayan, Avrupalı tipi olmayan ama daha çok Orta Doğulu, yani dediğim gibi Semitik tipi olan kişilerden geliyorsunuz. Bir demografi değilsiniz, ayrısınız ve Türkiye'de bile ayrı bir demografisiniz. Aranızda Türkmenler de var, asimile olmuş ya da sizinle karışmış Türkmenler, sizinle erimiş Türkmenler de var aranızda, olabilir. Irak'ta mesela. Ona bakarsın Türkiye'de mesela bazı Oğuz, Bozkurlardan gelmiş Oğuz boylarında mesela Anadolu'da asimile olmuş bazı kişiler var. Çok vardı Böyle bu arada. yorum yerine sorunuz varsa sorarsanız daha güzel olur. Benim Hani sorum genel budur. Benim sorum budur. Siz zannediyor musunuz ki hepiniz aynı bir ırktan geliyorsunuz? Yani hepiniz aynı bir kökten geliyorsunuz. Çünkü bu doğru bir şey değil bence. Aynı Türkler gibi siz de çok değişik köklerden geliyorsunuz. Bazılarınız Semitik, bazılarınız Hint Avrupa. Yani sizinki de değişik oluyor. Tamam. Yani şöyle bir şey var tabii ki hiçbir halk tek bir antik grubun soyundan gelmiyor. Kürtlerde de pek çok farklı antik bileşen mevcut. Ama şey yaparsanız da doğru olmaz yani. Sadece fenotipe bakarak Kürtleri genetik açıdan da farklı gruplarmış gibi düşünürseniz o doğru olmaz. Çünkü genellikle mesela yani sarışın mavi gözlü bir Kürtle çok esmer bir Kürt ırksal açıdan aynı profile sahip olabiliyor. Yani fenotip o kadar önemli değil. Fenotipe çok bakmamanız daha doğru olur. O sizi yanıltabilir yani. En önemlisi fenotip zaten. Yok değil, en önemlisi fenotip değil. Yani tabii sizin nasıl bir dünya görüşünüz olduğunu bilmiyorum. Hani eğer fenotipe çok önem veriyorsanız sizin için önemlidir ama hani genetik anlamda çok bir şey ifade etmiyor onu demek istiyorum. Yani gerçekten farklı atalara sahip olduğunu göstermiyor Ya şöyle, fenotip özellikle bizim olduğumuz coğrafyada çok yanlış fikirler verebiliyor. Çünkü bizim olduğumuz coğrafyada aynı etnik gruba üye olan kişilerin bazıları Asyalı gözükebiliyor, bazıları çok standart Orta Asyalı gözükebiliyor, bazıları Avrupalı gözükebiliyor. Ve bu coğrafyada gibi bütün halklarda var ya. Senin gibi değiliz yani. Mesela, nasıl desem size Afrika gibiyiz. Afrika'daki mesela kabilelerin hiçbirisi rastgele böyle Avrupalı olarak birbirine benzeyemez ama mesela siz gidip mesela bir Kürt aşiretinde rastgele sarışın mavi gözlü olan tamamen Avrupalı'ya benzeyen birisini bulabilirsiniz. Her ne kadar ortalama bu olmasa da. O yüzden Orta Doğu coğrafyasında fenotipe çok odaklanmak çok mantıklı değil. Çünkü burası o konuda özel bir nokta yani. Ben size bir şey demek istiyorum. Ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, ne görüyorsunuz. Aslında benim umurumda da değil. Ben kendim dedim, benim dedim yörük boyundan geliyor. Yani dağlardan nomadik, nasıl diyeyim, pastoral hayatını devam ediyor. Devam etmişti buraya gelene kadar, yurt dışına gelene kadar çalışmak için. Bunu soracağım. Siz bütün Türkleri Mongol gibi görüyorsunuz mu, ya da yani bence Türklerin çoğu Orta Asya'dan gelmiş, Sarmatlar, İskitlerden asimile olmuş, karışmış, öyle gelmişler bence. Çünkü haploglobulara baktığımızda bugün jenetik profillerine baktığımızda mesela Balkan Türklerinde, mesela Anadolu yörüklerinde bile, yörüklerde özellikle Antalya taraflarında yüksek, benim yani İskit sakalara, İskitler değil de yani
Ukrayna'daki yaşanan İskitler değil de Sarmatlar mesela. Sarmatlar bile bütün bu İran'ı konuşan halklar. Ben kendim Afşar boyundan geliyorum. Yani dedem Afşar boyundan geliyormuş. Yani İran'ın geçmiş büyük bir boy. İran'ın kökü olan bir boy diyebiliriz bu arada. Ya dinleyicilerin hani çok kafasının bulanmaması için doğrudan söylemek istediğiniz şeyi söyleseniz daha iyi olur. Yok, ben anlatıyorum. Çünkü Çok anlamadıysa. anlatmayın, çok anlatıyorsunuz hani. Yanlış anlamayın, şahsi anlamayın da sonuçta toplu bir konuşmadayız ya. Direkt söylemek istediğiniz şeyi söylerseniz sevinirim. O zaman siz Türklerin bu Aryan dediğimiz komponent ya da Aryan dediğimiz kökten sayar mısınız? Ya da biz sizi Mongol falan değiliz biz. Bence. Kim burada dedi ki Türkler Mongol'dur? Yani nereden çıktı bu muhabbet? Ben onu anlamadım. Çünkü yok, ben diyorum Türkler ki Türk Türkiye'dir. milliyetçileri, bak Türk milliyetçileri çoğu biz Mongoluz falan filan, Mongol değilsin, yüzünü tipine bak, aynı Hitit'e benziyorsun, ne Mongol. Neyse yani burada kimse Türkler Moğol'dur demedi hani. Öyle bir şey yok. Ben bunu duyuyorum etrafta. Tamam, bazıları diyorlar yani burada öyle bir görüş savunan kimse yok yani. Ha, tamam. Böyle bir konu yok ortada. Ama dediğim Size gibi bir Hint Avrupa mirası Türklerde, özellikle Antalya tarafında yüksek oluyor. tarafı konuşmamasın. Herhalde arkadaş bayadır el kaldırıyor, ona verelim sözü. Tamam, evet, Herhalde. Nezih Bey, konu biraz şey de şimdi önemli de tabii aslında çok önemli ama yani oda için önemli. Ural galiba size Discord'dan bir şey yazacakmış biraz. Yani odayla alakalı. Odada bir kişiyle alakalı. Kim yazacakmış? Anlamadım. Kumanere ya, Kumanere. Ural diyorum ama Evet. Kumanere. Discord'dan eğer bakabilir misiniz şu an, hani uygulaması falan eğer indirmişseniz çok kolay bir şekilde arkadan bakabiliyorsunuz. Bir dakika. Tamam da hani niye şimdi oradan bir şeyler yazıyorsun anlamadım. Ha tamam. Anladım. Evet, başka bir şey söylemek isteyen var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Biraz şey ama hani sizle alakalı. Tabii sorabilirsiniz. Genetik test yaptırdınız mı? Merak ettim ya. Efendim? Genetik test yaptırdınız mı? Ha, evet. Siz Jamba kaşar etindesiniz değil mi? Jamba genetiği. Doğru, evet. Can bir kaçırdı. Haplogrubunuz JL581 mi? Onun alt dallarından biri galiba. Bir bakmam lazım. Bir dakika. JL581 Bir bakmam lazım. Bir dakika. Evet. JL581'in alt dallarından. Evet. Zembeklerin geldiği haplogrubu oluyor. Evet. Hatta en alt dalımı da söyleyeyim. Merak ediyorsanız yani. Bazıları çok merak ediyor. JG265 986. JY265 986. Y265-986. Ya benim tamam. şu ana kadar gördüğüm iki ayrı Canbek buradan çıktı. Bir tane Zirkan bu haplogruptan çıktı. İki tane başka Kürt biliyorum. Onlar da aynı haplogruptan çıktılar ama aşiretlerini bilmiyorum. Ama Malatyalı gibi görünüyorlar. Dolayısıyla Canbek olmaları mümkün. Eğer Elazığ'a yakın taraftanlarsa Canbeklerdir muhtemelen. Konya'dan da hatta iki tane Canbek örneği geldi yakın zamanda. Onların bu kadar alt dalını bilmiyorum ama muhtemelen onlar da aynı alttan. Yani Canbek aşiretinde gerçekten yaygın bir haplogrup gibi görünüyor. Peki ya bu haplogrubun kökeni tam olarak ne? Yani Neolitik İran mı? Çok bir Neolitik İran olduğu kesin ama şey belirsiz. Hep yerli miydi yoksa BMAC'ye gidip mi geldi o belli değil. Çünkü en yakın antik örnekle ortak atamız milattan önce 12 binde falan yaşamış. Yani antik örneklerin çoğu yani nasıl diyeyim ortak ataya sahip olduğumuz antik örneklerin izci çoğunluğu Baktriya Margen arkeolojik kompleksi kökenli. Ama onlarla da ortak atamız milattan önce 12 bin civarına tarihlendiği için kesin bir şey söylemek çok zor. Daha fazla antik örnek lazım elimizde. Olması lazım ki bir şey söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Merak etmişsiniz. Rica ederim. Söz almak isteyen var mı? Konuşmak isteyen, bir şey söylemek isteyen, özellikle yeni arkadaş varsa konuşmamış.
Evet, yeni arkadaşlar da şunu bilsinler, makaleyle alakalı soruları geçtik. Yani şu an serbest soru cevap kısmındayız. Herhangi bir konuyla alakalı sorunuz varsa sorabilirsiniz. Veya söylemek istediğiniz bir şey varsa. Şey Nezih, ben hazır Aras buradayken sana sorayım, büyük soruyu biliyorsun. Birkaç gündür dolaşıyoruz onunla internette. Gördüm. Çok çok bu soruya nasıl cevap vereceğini biliyorum ama ya da soracağım. Sence Azeriler Türkiye bir halk mı? Sana soruyorum. Ben hiçbir yorum yapmayacağım. Azeriler mi? Evet. Şimdi Azerbaycan'ın genel şeyini bilmiyorum. Hani tabii Azerbaycan ile direkt sınırlamayayım. Türkiye'de de Azeriler var da veya İran'da da var ama bütün Azerileri kapsayacak bir konuşma yapmak mümkün mü bilmiyorum. Hani belki bölge bölge farklı durumlar olabilir. Ama Azerilerin ciddi bir kısmında Türkiye miras olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onlar Türkiler ama bugün kendisine Azeri diyen herkes öyle mi? Ondan şüpheliyim, bilmiyorum. Böyle söyleyeyim ben sana. Şaki denilen bir bölge ve de birkaç istisna dışında Azeriler hem İran'da hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da ortalama olarak aynılar. Çok benzerler birbirlerine yani. Ama Olabilir. Evet. Şaki bölgesinde daha az Türkiye miras var diye biliyorum. aynen işte. O bir istisna. Olabilir. Onlar da Olabilir. birkaç Yani bütün ülkeler için konuşmayayım ama evet yani kayda değer Türkiye mirasları varsa Türkiye saymak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Aras üzdüm mü seni? Aras konuşmuyor. Herhalde çekiniyor biraz. bilmiyorum. Ben de için bir şey diyemeyeceğim. Evet. Aras, bu arada şeylerini çok beğeniyorum, onu söyleyeyim. Editlerini çok beğeniyorum. Şu an Sasani şahlarıyla falan editler yapıyorsun ya. Efsane onlar yani. Eline sağlık. Onları bence Aras yapmıyordur ya. Bir yerden şey araklıyordur. Çünkü aynısının böyle Bizans video versiyonları falan da vardı. Onları da atıyordu. Öyle Aynen. mi? İnternet öyle çok şey var ya böyle hani aşırı milliyetçiler böyle editler yapmayı falan seviyorlar ya. O yüzden öyle çok fazla komik video. Evet, çok komik onlar. Ben de çok biliyorum. Şey, sanırım kumandayı daha önce el kaldırmıştı. Kimse konuşmayacaksa sözü ona verelim. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Valla soru değil de kafama bir şey onu söyleyeyim. Şu Proto Türklerin Proto Ob-Ugrikler ile teması var. O da Mansiler falan, bugünkü Mansilerdir yani. Ve Proto Türklerin onlara Kiersir yani sonbahar gibi kelimeler kattığı gözleniyor. Çok erken dönemde, çünkü Türkçedeki kış kelimesinin proto hali şeydir, Kiyer'dir. Yani bu çok erken bir dönemde teması olması gerekiyor ve böyle çok kelime var. Yani aslında temas fazla değil yani. Çok fazla kelime alışveriş yok ama yeteri kadar var bence. Bu kadar uzaktaki bir topluluğun hani etkileşime girmesi bence Türklerin kökeninin daha çok kuzeybatıya, ama fazla değil, biraz daha kuzeybatıya itiyor gibi gözüküyor. Ama bunu hani tamamen buna dayandırmıyorum. Şu an öylesine aklıma geldi, söylüyorum yani. Onu detaylıca konuşuruz zaten bir ara. Obugor dilleriyle Türkiye dillerinin teması var. Zaten Kunduz kelimesinin de Obugorlardan Türkiye'lere geçtiği. Yo yo yo. Yok yani de bu yani tabii ki bu kesin değil ama evet. Zaten onu Onu biliyorum. biz tartışırız. Ben de olduklarını biliyorum zaten. Harold da bu arada epey bir zaman olmuş. 2 saat 15 dakika olmuş. Son bir alalım mı? Her hafta bir konuşsun. Onun dışında hani soru sorun yoksa yavaş yavaş Evet. bilmiyorum. Ya şey vardı. Bu Botay kültüründe at kelimesi yani bu horse kelimesi şeyi biliyor musunuz? Botay kültürün yeni şey kökenli olabileceği tartışılıyordu. Çünkü Hint Avrupa dillerindeki at kelimesi yeni şey alıntılı ve ilk at yetiştiriciliği muhtemelen Botay kültüründe gerçekleşiyor. Yani ilk at bu bölgede evcilleştiriliyor ve belki de ilk Bozkır kültürünün temelleri bu bölgede atılıyor ve erken bir dönem hani Hint Avrupa'da insanlarla bu Botay'da yaşayan insanların halinde bir teması oluyor ve Hint Avrupa dillerine hani Yenisey dillerinden bir kelime yani at şeyi geçiyor. Bu yüzden Botayların Yeniseyli olabileceği konuşuluyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum çünkü yeterince bilgim yok. Şimdi yetkin olmadığım konu hakkında atıp tutmayayım. O yüzden bunun hakkında bir şey söyleyemem. Anladım. Teşekkürler. Ne demek, rica ederim. O zaman Nezih, toparlayalım. Yani konuştuk arkadaşlar. Yeni makaralar üzerinde durduk bayağı. Hani bilmiyorum, keyif aldınız mı? Ben ilk kez böyle bir şey yaptım. Hani daha önce hani Muhammed'le canlı sohbetlerimiz oldu da hani böyle bir hiç görmediğim bir topluluğa sunum ilk kez yaptım. Bilmiyorum, keyif aldınız mı? Güzel oldu mu? Devam edelim mi bu tür şeylere? Bence edelim. Kesinlikle edelim ya. Çok güzel olur. Hatta her hafta yapsak, hani bilmiyorum siz yoğun musunuz ama bayağı iyi olur ya. Canımız Evet. sıkılıyor yani, güzel oluyor. Sıkılıyor. Aslında düşünüyorum her hafta yapmayı ama her hafta genetikle alakalı yapmayabilirim. Hani böyle olabilir. Ama her hafta hangi konuyu seçersem seçeyim, aklımdaki şu anda bu. Hangi konuyu seçersem seçeyim, o konuyla alakalı tartışmalar bittikten sonra serbest soru cevap kısmı olur. Şu anda aklımda böyle bir şey var. Güzel olur. Açıkçası Güzel iyiydi ya. yani. Güzel bir sohbet oldu. Ve de uzun zamandır aslında Nezih, sen de biraz bu konularda biraz daha gerçekten yoğun olduğun için, ben de biraz daha acemi olduğum için yavaş yavaş Hinduizm Ha, ve Hinduizm. Dizmet'in güzel bir odada fikri sunmak isterim yani. Evet, onları düşünüyorum ben. Dini konularla alakalı sohbet odası açmayı düşünüyorum aslında. Bakalım. Tamam, o zaman hepinize teşekkürler beni dinlediğiniz için, dahil olduğunuz için sohbete. Ve Muhammed, sana ayrıca teşekkür ediyorum moderatör olduğun için. Ya ben İran ajanı olduğunu şey yaptığım için, hani ortaya çıkardığım için benim için çok önemli değil yani. Sen doğru görevini yerine getirmiş oldun, değil Aynen, mi? ben bu arkadaşı bu şey bittikten sonra tutuklayacağız. Ben buradan size söyleyeyim. Yakalandı kendisi. Tamam. Hepinize iyi akşamlar. Son bir şey Kapatıyorum. sorabilir miyim? Bir dakika, Tamam. son bir şey sorabilir miyim? Tamam. Nesit Bey, siz Savak'ı mı çalışıyorsunuz yoksa Vajay'ı mı? Yani Pehlevi Hanedanı mı yoksa İran İslam Muhafızlarına mı? Bir daha söyleyebilir misiniz? Dedim ki siz Savak'ı mı yoksa Vajay'ı mı çalışıyorsunuz? Vaja İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Birimi. Diğeri de Pehlevi. Evet. Yok ya, ikisine de uzağım ya, ben ikisine de sempati duymuyorum, hani onu söyleyeyim. Nezih takılıyor ya. Efendim? Kafası. Gladiyosu tamamdır. Tekrardan hepinize teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. akşamlar, iyi İyi akşamlar. akşamlar, görüşürüz. 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 Görüşürüz.